Sahip değil laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer o günler, çevren boşalır sonra. Aşk değil laftır diyen güler karşında. Aşk değil laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer o günler, çevren boşalır sonra. Aşk değil laftır diyen güler karşında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından, ekran başındaki kıymetli seyircilerimi, stüdyoda bulunan kıymetli seyircilerimi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Stüdyoda şahane bir çift görüyorum. Girdiğim andan itibaren kaç yıllık evliyiz? 43 yıllık evlisiniz. Bugün evlilik yıl dönümü mü? Beyefendiye verin bugün. Hem doğum günüm hem evlilik yıl dönüm. Seni ilk televizyona çıktığından beri seyrediyorum. Çok teşekkür Sürpriz ederim. Sürpriz yaptı kızım bugün buraya geldim. Kızınız mı Kapıya getirdi? Kapıya gelince söyledi. Peki ne yapmak için çıktınız evden? Ben bilmiyorum, söylemediler bana. Söylemediler. Evet. Kaçıncı yaşınızı kutluyorsunuz? Ben mi? 71. 72'ye girdim. 72'ye maşallah. 43. evlilik yıl dönümü. Evet. İsminiz nedir? Ali. Resmiyette Mehmet Ali. Ne? Resmiyette Mehmet Ali. Ali daha Ali, kolay geldi. Evet. O zaman Ali amcaya. Hazır mıyım? Nasıl yıllar Ali, iyi ki doğdun Ali. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar Ali. Ali amcacığım, Allah güzel ömürler nasip etsin. Tamam. Huzurlu ve sağlıklı. Esra Hanım, fotoğraf çekilmek istiyorum sizinle. Tabii ki çektiriz. Eşinize ne söylemek istiyorsunuz? Salonun köşesine koyacağım. Ya tamam, söz beraber fotoğraf çektiririz. Hanımefendiye ne söylersiniz? Onu seviyorum. Onu seviyorum. Evet. Ne kadar çok seviyorsunuz? Çok. Çok. Allah nazardan saklasın. Mutluluğunuz daim olsun. Kızınız da şahane bir sürpriz yapmış. Konuklarımı davet edeceğim sevgili seyirciler ama bir duyurum var. 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası. Yani bu ne demek? Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın demek. Eczacınızdan reçetesiz antibiyotik talep etmeyin. Antibiyotikleri ağrı kesici, ateş düşürücü gibi kafanıza göre istediğiniz gibi kullanmayın. Ve antibiyotikleri hekimin size uygun gördüğü dozda ve sürede kullanın. Bunun dışında lütfen antibiyotik tercih etmeyin. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 28-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında biz de mesajımızı verelim. Gerçekten bu antibiyotik konusu önemli. Çünkü biraz böyle bir şey olduğunda aman hemen iki dakikada bir antibiyotik kullanayım geçer diyoruz ama farkında mıyız bilmiyorum. Sağlığımızı daha da tehlikeye atıyoruz. Sevgili seyirciler, konuklarım Derya Alkan ve Fatma Yıldız Esenler'den katılıyor. Her iki anne de gözü yaşlı. 10 gün önce, bugün 11. günleri çocukları aynı anda kayboluyor. 13 Kasım tarihinde her iki çocuk eş zamanlı kayıplara karışıyor ve beraber kaçıyorlar. Annelerimiz Fatma Hanım ve Derya Hanım buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İkisinde kızları kayıp. Esra Hanım, yandık biz, iki tane kız çocuğu 14 yaşında. Haber yok. Yanıyoruz, yanıyoruz. Allah'ım son çağrı. Önce Allah, sonra siz. Yanacak gücümüz yok. Kimde kalıyorlar? Kim yardım ediyor? İyi mi, kötü mü? Bir gün bensiz yapamıyordum. Bensiz yapamıyordun yavrum. Ben seni onun sene boyunda yatırdım kuzum. 14 yaşında iki kız çocuğumuz kayıp. Eminim, eminim. Fatma teyze, Fatma teyze. Sen nereye gittin kuzum benim? Seslerim hiç uykusuz. Odalarına gidip çamaşırlarına dokunamıyorum kuzum. Emine ve Begüm'ün kaybolduktan sonra arkadaşlarına atmış oldukları fotoğrafta Mustafa Yazıcı isminde bir kişi var. Kızım diyor ki çocuğa, Begüm'ün sevgilisi diyor, Begüm'e ev tuttu, bu evde yaşayacak diyor. Ben de Begüm'ün yanındayım şu anda diyor. Yanlarında ikinci bir erkek var mı? Güzeli Mehmet. Ev dediğiniz o kendi evde... evleri mi, günlük değildi.
Günlük evlenmiş. Ekip arkadaşlarımız Mustafa Yazıcı ve Mehmet Yazıcı ile iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bağlanmak istemiyoruz. Yeni Kapı sahilde tanımadığınız kızları arabanızı alıyorsunuz da size bu konuyla ilgili soru sorulduğunda niye telefonlara cevap vermiyorsunuz? Bu bir. Arabaya aldığınız tanımadığınız insanları cesaret edip bir günlük eve gidecekseniz ya aklı selim olun biraz ya. Sizi bu kızlarla kim tanıştırdı? Onları bırakıyorsunuz, lüks bir araca biniyor. O zaman o lüks aracın bir sahibi var. Sizin o patronla bağlantınız var. Bu işin aracısı kim? Onları polise ve ailelerine teslim etmek yerine niye bu çocuklardan kurtulup kayıplara karıştınız? Siz bu yayında söylüyorum konuşacaksınız. Gerçeği açıklayacaksınız. Bugün 11. gün. Begüm Alkan ve Emine Yıldız 13 Kasım tarihinde her ikisi de yaşadıkları evden ayrılıyor ve sonra aileler bir daha çocuklardan haber alamıyorlar. Bunlar çocuklar. Bu çocukları sahilde gördüğünü, onlarla kafeye gittiğini, günlük kiralık ev tuttuğunu söyleyen iki kişi var. Biri Mustafa, biri Mehmet Yazıcı ismindeki iki kişi. Bu insan, bu çocuklarla nasıl vakit geçirdiniz? Bu çocukları size kim tanıştırdı? Ve günlerdir bu çocukları barındıran, saklayan, yanında tutan kim? Bu soruların cevabı önemli. Kim Mustafa? Mustafa'dan kalanı bizim kızımızın akıbetini bilmiyor. En son Mustafa. Onların yanında gitti en çünkü. En son onların yanında gitti çocuklarımız bizim. Onlardan şikayetçiyim. Sonuna kadar da davacıyız. Evet. Onlar buraya gelecekler, konuşacaklar. En son yanlarında gitti. Bunları kim getirdi kızların tanışı? Nereye götürdüler? Şimdi 10 gündür kayıp bu çocuklar. Evet. Bugün 11. gün. Bugün 11. gün. Evet. 14 yaşında olduklarının, çocuk olduklarının altını ısrarla çiziyorum sevgili seyirciler. Niçin çiziyorum? Çünkü çocuklar. Yani bir çocuğu kandırabilmeniz kolay. Bir çocuğu ikna edebilmeniz kolay. Bir çocuğu onun beklentisi olan ya da isteği olan bir şeyle ikna edebilmeniz o kadar kolay ki onların yaşları dolayısıyla zekaları, algılamaları, inanmaları bir yetişkinden çok daha kolay. O yüzden çocuklar bizim için çok kıymetli, çocuklar bizim için çok önemli. Begüm Alkan ve Emine Yıldız, bu çocuklar kayıp ama bu çocukları yanında tutan kişiler kimler? Şimdi size bir haberim var. Bu haberimi aktaracağım. 13 Kasım tarihinden beri kayıp olan iki kızımız bulundu. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Tamam, sakin. Ay, ay Allah'ım. Gözünüz aydın. Şimdi detayları aktaracağım. Sakin, bırakma kendini. Ne olur bırakma. Ne olur bırakma. Ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur. Gözünüz aydın. Şimdi ay, nerede buldunuz? Fatma abla dur, nerede buldunuz? Şimdi hemen detayları geçiyorum. Hemen bilgileri de aktaracağız. Çocuklar şu anda İstanbul İl Emniyet Fatih İlçe Çocuk Büro Amirliği çocukları buldu. Kumkapı'da buldu sevgili seyirciler. Polislerimize de buradan bir alkış istiyoruz. Çocuklar Kumkapı'da bulunuyor. Öncelikle gözünüz aydın. Yani emniyet teşkilatındaki görevlilerin polislerimizin yanında. Bu çok kıymetli ve evet, çok önemli. Evet. Çocuklarla ilgili dün sayısız ihbar geldi. Evet. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece şunu yaptım. Yani ihbarın gelmesi ve çocukların bulunması konusunda sizlere destek verdim. Allah razı olsun. Polislerimiz çocukları buldular. Şu anda da onların yanındalar.
ilk bu müjdeli haberi Allah razı vermek olsun. İstedim. Gözünüz Allah aydın. Razı olsun. Bir daha aynı acıyı yaşamamanızı diliyorum. Amin. Ben zaten bu şehri terk ediyorum. Ama şunu da eklemek ben istiyorum. Ben bu şehri terk ediyorum. Şimdi bu çocuklar bulundu sevgili seyirciler. Tamam, çok şükür. Allah hamdolsun. Fakat bu çocuk böyle geçeceğim. Bu çocukların hayatında ve yanında olan kişilerin kim olduğu tespit edilmeli. Evet. Bu çocukları bu kaçtıkları süre zarfı içerisinde yönlendiren, mekanında, evinde, yurdunda barındıran kişiler tespit edilmeli. Bakın bunlar çocuk taciri. Benim için. Anne olarak bunu söylüyorum size. Evet. Ve onların yanındaki Mustafa Yazıcı ve evet, Mehmet Yazıcı. Sonuna kadar davacıyız. Bu çocuklarla günlük kiralık evde, evet, bir kafede vakit geçirdik diyorsa benim için şu iki insan suçlu. Niye? Çocuğun yanında kazık kadar adamların ne işi var? Boyunları nasıl bu kadar kalsın. En büyük isteğim sadece bu çocukların bulunması değil, bu çocuklara 10 gün boyunca evini, yerini, yurdunu açan, onları saklayan, kaçması için para veren, bu üzerindeki kıyafetleri alan, bunları temin eden herkesin de ortaya çıkmasını diliyorum. Evet, evet. Biz bunları toplumdan temizleyeceğiz. Şöyle, artık hiç kimse kayıp bir çocuk bulduğunda öyle sokakta gördüm yanına yaklaşamayacak. Amacımız bu olmalı. Sadece çocukların bulunması değil, onların hayatındaki insanların da bu 10 günlük, 11 günlük süre içerisindeki bulunmasını canı gönülden istiyorum. Allah razı olsun sizden. Yani Allah razı olsun. Bu bir ya anne olarak çok zor bir süreç. Durumları nasılmış Esra Hanım? Var mı herhangi onu bilemiyorum. Yani şu anda size sadece iyi diyebilirim. Birazdan bir canlı bağlantımız olacak. Caner karşımızda olacak. Detayları o aktaracak. Tamam. Hani şu anda size sadece iyi çok şükür diyebilirim. Çok şükür. Ama çok onun şükür. Haricinde onların nasıl olduğunu, onlarla bir araya geldiğinizi siz daha iyi anlayacaksınız. Evet, evet. Bu süreci size uzmanlar anlatacaklardır. Tamam. Ama şunu biliyoruz değil mi? Yani bu üçüncü ve evet, son olmasını. İnşallah. Zaten ben inşallah kızımı aldığım gibi bu işlemler bitti. Zaten yani İstanbul'u terk ediyorum ben artık. İstanbul'dan zaten gideceğim ben kızımı alıp. Şimdi şunu ifade edeyim. Ailelerin getirdiği dosyaya ilişkin bilgilerden ve getirdikleri görsellerden şunu gözlemliyoruz. Biz öncelikle bir hukuk devletiyiz ve temel düşüncemiz, örf ve adetimizde de çocuklar üzerine böyle çok titreyen bir milletiz. Kanunlar da aynı şekildedir. Taraf olduğumuz tüm uluslararası sözleşmeler. Baktığımda bu çocukların etrafındaki Mustafa ve Mehmet isimli şahısların yalnızca çocuğun somut olayda en basit şekliyle çocuğun alıkonulmasından ifadesinin alınmış olması bir hukukçu olarak beni çok üzüyor. Çünkü çocukların mağdur kaldığı eylemlere ilişkin eğer bir çocuk söz konusuysa, çocuğun mağdur kaldığı eyleme ilişkin tüm delilleri, gerek kolluk kuvvetleri, gerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Şimdi bakın ikiniz... Elimizde iki tane delil var. Birisi şüpheli olarak ifadesi alınan Mustafa'nın beyanı. Oradaki beyanında aileler de ifadede biz kiralık ev tuttuk diyor. Bu nedir? Kişinin devletin makamı önünde, kolluk kuvveti önünde ikrarıdır. Niçin tuttunuz diye soru sorulmuş mu? Hayır. İnsanlar bu ülkede saatlik günlük evleri niye tutar? 14 yaşındaki çocuğun saatlik evde ne işi var? İkincisi ailenin aslında çocukların bulunmasında ve bu kişilerin ifadesinin alınmasında etkili olan sosyal medyada bir resim var. Açıkça şunu ifade etmek istiyorum. Esra Hanım ve yayın ilkeleri gereğince bu çocukların kıyafetleri blulanmış. Şimdi böyle bir görseli Emniyet kuvvetleri ya da Cumhuriyet Savcılığı'nın önüne geldiğinde ne anlaşılması gerekiyor? Anlamı nedir? Bu çocukların soruşturulması evresinde alıkonulması suçundan mı soruşturma devam etmelidir? Ya da en küçük ihtimal dahi olsa suçun en basit hali sarkıntılık düzeyinde kalan istismardan mı? Umut ediyorum daha kötü sonuçlarla karşılaşmayız ama bu İnşallah. İnsanlar dışarıda gezen insanlar kiralık evi
tutma ve cesaretini gösterip çocukları oraya götürenler ve kolluk kuvvetlerinde de bunu ikrar edenlerin cezasız kalmasını asla sindiremiyorum bir hukukçu olarak. Bakın şimdi gelinen biz noktada biz de sindiremiyoruz. Evet, biz de sindiremiyoruz. Sizin yapacağınız şey çok önemli. Gerekli özeni bu saatten sonra gösterileceğine eminim. İnşallah. Lütfen Cumhuriyet Savcımızın nezaretinde, zaten usul de bu şekildedir, İfadesi kimde alınması gerekiyor? Alınırken de zaten uzmanlar eşliğinde alınacaktır. Etkin bir şekilde soruşturma yürütülerek etrafında Esra Hanım'ın da belirttiği gibi kim varsa İnşallah yani hayırlı haberleri seyircilerime veririm. Bana İnşallah. Kimse tabii ki artık şu anda çocukların fotoğraflarının yüzleri kapalı ama bu iki kızımızı gördüğünde hiç kimse bana bunların ya ben bunları 19 yaşında sandım diyemez. Aynen. Çünkü suratına baktığınızda bunların çocuk olduğu her yerlerinden o kadar yüzlerinden akıyor. Bak 17 yaşındaki birini 19 yaşında sanabilirsiniz. Ama 14 yaşındaki birini 19 yaşında sanamazsınız. Oh. Buna hiç kimse hayatta inanmaz. A bak anlarım 17 yaşındadır daha bir şeydir gösterir kendini. 19 okey ama 14 yaşındaki biri ya 19 20 yaşında sandım diyemezsiniz. Bedeniyle de yüzüyle de duruşuyla da konuşmasıyla da bu sadece başkalarını kandırmaktan geçer. Bunu kabul etmiyorum. Evet, sizler de aile olarak çocuklarınızı korumak adına evet. elinizden geleni yapın. Her şey. Hemen canlı bağlantımız var. Canlı bağlantıya gideceğim. Caner Üsküdar Çocuk Şube'nin önünde şu amcası. Anda. Amcası. Bebeğin amcası. Caner merhaba. Sendeyiz hemen. Merhaba. Evet Esra Hanım. Herkese selamlar. Ben İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür etmek istiyorum Esra Hanım. Çok aşırı şekilde ihbarlar gelmişti. Tüm ihbarları çok önemsediler. Bugün öğle saatlerinde ise gelen son ihbarı değerlendirmek için Aksaray bölgesine gittiler. Yanlarında amca vardı, aile büyükleri de vardı ve dediğiniz gibi 14 yaşındaki Begüm ve Emine'yi bugün buldular ve şu anda Üsküdar Çocuk Şube'deler. Sağlıkları şu an için iyi. Hiçbir sorun yok. Çok şükür. Yanımızda da amca var. Bugün bulunduğu vakitlerde de amca da oradaydı. İstiyorsanız söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Annelerin hoş geldiniz yayına. Gözünüz aydın. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Annelerin ilk merak ettiği çocuklarımız nasıldı? İlk soruları bu. Siz görebildiniz mi? Nasıllar? Sağlık durumları iyi. Evet evet. Zaten o an biz de oradaydık çocukların bulunma anında. Sağlık durumları çok iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Çok şükür. Çok şükür. Özellikle İstanbul Çocuk Şube'ye çok teşekkür ediyorum. Verdikleri üstün gayretlerden ötürü size özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani siz ve emniyet birimlerimiz olmasaydı biz çocuğumuza ulaşabileceğimizi pek düşünemiyorduk yani. Artık umutlarımızı tükenmiş noktasındaydık. Yani yeniden bir umut oldunuz. Çok teşekkür ederim. Hem streslisiniz, hem mutlusunuz, hem üzgünsünüz, hem şaşkınsınız. Evet. Böyle bir şey yaşamak bir aile üyesi için çok zor. Çünkü ya bu çocuklar kayıpken başlarına çok daha kötü, yaşamlarının sona ereceği bir olay da gelebilir. Başka bir mağduriyet de çıkabilir. Öncelikle gözünüz aydın. Bundan sonra gözünüzün önünden ayırmayın. Asla. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne güzel Kesinlikle. Ama amca olarak çok siz de teşekkürler, çok hep sağ olun. Yavruların peşindeydiniz. Helal olsun size de. Hep arkamızdaydı daha ilk günden beri her zaman yanımızda. Allah razı olsun ondan da. Bak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İyiliği için, bütün aileler olarak iyilikleri için uğraşıyoruz ama inşallah işte bu küçük çocuklarımızın aklına giren affedersiniz kansız insanlar. Evet. İnşallah bunları toplumumuzdan temizleriz de çocuklarımız huzurlu bir ülkede, huzurlu sokaklarda gönüllerince büyüyebilirler. Tek ümit ettiğim şey bu yani. Bunu bekliyorum inşallah. O kadar önemli ki şu cümleniz. Ayrıkotlarını içimizden yani, temizleyeceğiz. Huzurlu bir şekilde sokaklarda yaşamak çok kıymetli bir şey. Evet. Bulunduklarında yanlarında kimse var mıydı? Hayır yalnızdılar. İkisi beraberdi. Yalnızdılar. Emniyet mensubu arkadaş, polis arkadaşlarla civardaki yani ihbar alınan bölgedeki kameraları incelerken önümüzden, sokağın önünden geçtiler. O an oradaki esnaf arkadaşlar da bizi uyardı. İşte gördüğümüz kişiler bunlardı falan diye. Bir çıktık dışarıya,
Oradaki esnaf arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gerçekten insanlık budur dedirttiler bize. Kumkapı esnafına gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu arada ediyorum. Lütfen Kumkapı esnafına da koca bir alkış rica ediyorum. Şimdi program, biz burada sorunu dile getiriyoruz. Ama ekranın diğer tarafında, ekran başında bizi izleyen seyircilerimizin ihbarları o kadar önemli ki. Onların Allah duyarlılıkları, Allah insanlıkları. Allah. Hep de şu çağrıda bulundum. Dedim ki kendi evlatlarınız gibi düşünün. Onların vermiş oldukları ihbarlar bugün bu aileye bu sevinci yaşattılar. Ben de kendilerine minnettarım. Bu gece vicdan rahatlığıyla gerçekten bambaşka bir günde size. Keyifli Allah bir uyku çekebilirler. Sağ olsunlar. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkese. Unutmamak lazım. Çok önemli. Yani ihbarı veriyor, söylüyor, biliyor, takip ediyor, önemsiyor. Bu da programın gücünü gösteriyor sevgili seyirciler. Yani her evde, her dükkanda izleniyor olmak bir kayıpla ilgili hayatımızı o kadar kolaylaştırıyor ki çok teşekkür ediyorum tüm duyarlı vatandaşlarımıza. Allah razı olsun. Başka herkesten bir şey söylemek ister misiniz? Söyleyeceğim şey, şu an çok mutluyuz. Yani ayaklarımız yere basmıyor o kadar. Çocuklara çok dikkat ederim. Çocukları çok sevelim. Aynı zamanda yani duygularımı dile getiremiyorum yani. O çok acayip karmaşık bir duygular içindeyim şu an ben. İlk gördüğünde bir şey dedi mi size amca olarak? Hiç konuşmadılar. Böyle şok oldular zaten bizi gördüklerinde. Her ikisi de. Yani böyle bir şey beklemiyorlardı herhalde. Gördüklerinde siz bir şey sordunuz mu hiç o ara tabii? Dedik, ona bile cevap veremediler yani şok olduklarından. Yani çocuk bunlar ya. Çocuk 14 minicik yaşında bir şimdi çocuk. Şimdi düşünsenize çocuğu. Bak odada ders çalışırken, halbuki iPad'inden oyun oynarken gir odaya. Çocuk ne yapar? Şok oluyor. Kalır böyle. Evet. Çünkü o anda onun için gizli bir şey yapıyor. Onun için yaptığı şey bunun muhakeme yeteneğini tam yapamadıkları için ne kadar tehlikeli olduğunun farkında da değiller. Bu sebeple sadece bu şoku ve bu tepkiyi verebilirler. Ama bunlar adı üstünde çocuk. Çocuklar korunmalı. Çocuklar güvende olmalı. Çocuklara zarar veren herkes cezasını çekmeli. Çekmeli, aynen çekmeli. Sürünmeli. Caner, hemen belirtmek son sözlerinizi istiyorum Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum Esra. Çocukların üzerinden bu kirli ellerin çekilebilmesi için bakın bir çocuğu kaçırıp alıkoyarsanız 3 aydan 1 yıla kadar aile şikayet ederse. Edeceğiz. Ama bir çocuğa sarkıntılık düzeyinde ufak dokunuşlar yaparsanız 10 yıla kadar. Bu sarkıntılık düzeyi istismar daha da artarsa 16 yıldan aşağı olmamak üzere cezalandırılırsınız. Birden fazla kişi tarafından yapılırsa suçun cezası yarı oranında arttırılır. O yüzden bunu kulağınızın bir tarafına lütfen not edin. Bu insanlar korkmadığı ve ceza almadığı sürece bu eylemlerden vazgeçmeyecekler. Evet, evet. Caner. Evet Esra Hanım, ben bugün Mustafa'yla da görüştüm. Mustafa biliyorsunuz Yazıcı iddialarında bir apart otel tutuklarını, evet günlük ev tutuklarını itiraf etmişti. Onunla görüştüm. Ona iki kızı, iki yavrumuzu, 14 yaşındaki kızları bir an önce bulmak istediğimizi, bize yardımcı olmasını istedim. En son nerelerde gördü, nelere gitmiş olabilirler diye. Onunla konuşmak istedim ama kendisi benim burada ne suçum var? Bizi de tersledi. Hatta bizi de dava edeceğini söyledi. En sonunda telefonu kapatırken de ağlıyordu Esra Hanım. Ağlayarak da telefonu kapattı. Niye bunu da ağlıyor? Belirtmek istiyorum Esra Hanım. Korkmuş çünkü. Demek aynı. Başına gelecekler. Yani çok endişeli, korkuyor. Çok korkuyordu söylediğiniz gibi Esra Hanım. Seni sürüm sürüm süreceğim. Evet, sen hiç merak etme. Korkuyor ve aynı zamanda da aynen ağlıyordu. Aynen. Demek ağlasın ki neymiş? Sokakta tanıdığınız, bir gördüğünüz kişileri arabanıza almayacaksınız. Onlarla kafelere gitmeyeceksiniz. Onlarla tanıştığınız günlük ev tutmayacaksınız. Bunları yaparsanız ağlamak sadece zayıf kalır. Yani. Bunun elbette bir karşılığı vardır. Sürecin de takipçisi olacağız. Önceliğimiz bu iki güzel yavrumuzun eğitim hayatına devam etmesi, ailelerinin yanında olması. Evet. Aile sıcaklığında güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri. Akşam inşallah kızımla yatacağım artık. 11 gündür.
Çünkü o bensiz yatmıyordu. Gerçekten Esra Hanım mesaj atardı anne yanıma gel diye. Yani hiç bensiz yapamayan, ben anlamıyorum nasıl 11 gün böyle bensiz durabildi. Bilmiyorum yani. Ne yani hangi şartla gittin, ne akıl ederek gittin? Diyorum çocuk 14 yaşı ne düşünerek gitti acaba bu? Benim Eminem niye gitti bilmiyorum. Evde oturuyordu, telefon yok, hiçbir iletişimi yok. Hiç kimseyle bir bağı yok. Kapıda iki arkadaşı var, kız arkadaşı. Onlar da aile çocuklar. Hiç kapıya çıkmazlar, okulundan gelirler, evine girerler. Onlarla muhatap oluyordu. Ta ki Begim'ine gene bir araya gelene kadar. Benim Eminem'in de 3-4 aydır Allah'a çok şükür. Köyden geldik ya, köydeyiz biz, Giresun'a gitmiştik. Hiçbir sorunumuz yoktu. Yiyorduk, içiyorduk, gülüyorduk, konuşuyorduk. Ben telefondan da koptuğu için dizileri seviyordu. Dizi izliyordu evde oturup. Biz sabah kalkıp işimize gidiyorduk. Emine öğlene kadar uyuyordu. Ben öğlende eve geliyordum, yiyorduk, içiyorduk. Yine işe gidiyordum yani. Hiçbir sorun yoktu. Akşamcak da evde evimizi düzenlemiş, temizlemiş, öyle buluyorduk. Kendini isterse yapıyordu, istemese yaptırmıyordum yani. Ama tabii yani liseye gitmesi gereken çocukların gidiyor okula çok gidiyor. Çok uğraştım, gitmedi. Benim kızım gidiyor. Evde olmasını artık kabul etmemeliyiz. O çocuklar okumak istemiyorum dediğinde konfere bile. Konfere gideceğim. Şimdi hani eski şöyle tanımlama vardı, hala var mı? Düz lise derlerdi ya. Evet. Meslek liseleri var, eğitim kazandıran liseler var. Artık okullarda çocukların yetenekleri doğrultusunda bölümler de olduğu için. Evet. O aslında yani doğuştan gelen var olan yeteneklerini kullanabilecekleri, tabii, eğitimini tamamlayabilecekleri kurumlara giderlerse okulu da severler. Şöyle yani aslında şu var, en başından bu çocuklar okula başladığı gün ilkokul birinci sınıf okul öncesi dersi, ders yapmayı ve sorumluluk bilincini bilecekler. Ödevini yapmasın, mecbur yapacak. Yapacak. Niye? Ödevini yapması değil aslındaki mevzu. Orada o çocuk ödevini tamamlayıp tamamlamaması sorumluluk bilincinin gelişip gelişmemesine bakıyorlar. Evet. Yoksa öğretmen dersi anlattığının bir de düzgün evde yapılmışını istemiyor. Diyor ki Derya bu masaya oturup eve gittiğinde dersini yapabilir mi? Yapabilirim. O yüzden çocukların yerleri okul. Evet, kuaföre gideceğim dedi. Ben kuaförde çalışmak istiyorum. Yok yok, sizi bu anlamda demiyor, söylemiyorum. Evet. Hani çocukların yerleri okul. Evet, onlar istemiyorum dese de sevebilecekleri okullar. Ben asla eğitim hayatını asla bulsunlar. Ben kızım için yapmam. Asla. Gözünüz aydın. Allah size hemen uğurlayacağım. Tamam. Caner ve amcayla da bir araya Allah getireceğim. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Sevgi beraber geçireceğiz. Allah razı olsun size. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Ben seni iş yerinde izliyordum kulaklığıma. Kulaklığına mı izliyordum? Evet. Tüm kayıplar inşallah kabul olsun izinle. Seni hep dinliyordum. İyi peki. Patronum sevgiler. Ay Kübra'ya da. Bunu da çok seviyorum. Yani ekipteki insanlarla da kader ortaklığı, gönül dostluğu da yapıyorlar. Yolunuz açık olsun. Şimdi ekip arkadaşlarım sizi alıp götürecekler. Kayıp olan iki kızımız bulundu sevgili seyirciler. Çok şükür. Bundan sonraki süreci ve gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Nazlı Sekmen'i davet ediyoruz. 17 yıllık hayat, hatta 18 yıllık hayat arkadaşım. Yurt dışına gitti. Yurt dışında 6 ay kalacağını beklerken meğer öncesinde dönmüş, eve gelmek yerine sevgilisinin kollarına gitmiş dedi. Biraz sonra eşi Serdal Bey canlı yayında olacak. Bu kişiyle ilişkisi var mı yok mu? Neden erken döndü? Niçin karısını bıraktı? Bu soruların cevaplarını verecek. Buyursunlar. Merhaba Esra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok hoşsunuz bugün. Teşekkür ederim. Yani hep güzelsiniz de bugün bir ekstra. Teşekkür ederim. Kocanız geliyor diye mi? Yok, alakası yok. Peki biraz sonra Serdal Bey burada. Kaç aydır görmüyorsunuz onu? 3-3,5 ay oluyor. 3,5 ay. Peki. Stüdyoda Manisa'dan konuğumuz Hüseyin Avni Yıldız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. 14 yıllık hayat arkadaşınız Selin Yıldız. Evet. 11 doğru. Kasım gecesi işe gidiyorum diyerek evden çıkıyor ve bir daha geri... Dönmüyor. Dönmüyor. Aynen. Bir kişiyle kaçtığını öğreniyorsunuz. Evet. Sizin evliliğinizden 3 tane de çocuğunuz var. 3 tane aynen. 13, 8 ve 5. Evet doğrudur. Küçük çocuklarda. Okula gidiyorsa aynen. Anne giderken çocukları almış mı? Almadı hiçbirini. Hiçbirini İşe gidiyorum diye çıktı. Yani eşya falan da almış böyle fazla yanına yani. O günü sizden dinleyebilir miyim ve kiminle kaçtı eşiniz? Ya şöyle diyeyim şimdi hani 11 gün ben saat şeyde çıkıyorum. 7'de çıkıyorum evden. İşe gitme 8-8 çalışıyorum. O da benden 4 saat sonra çıkıyor yani 10.45 gibi 10.20 falan çıkıyor evden. Hani o şekilde normal hayatımızı devam ediyorduk yani çıkmış yani. Pazar günü sabah kız kardeşime şey atıyor ilk başta mesaj atıyor. Veda mesajı hani ben başka birini buldum falan gibi sana mutlu olacağın kişiyi buldum gibisinden.
Kız kardeşim beni aradı sonra. İnanamadım zaten ben. Aradım, açmadı. Sonra bana aynı şekilde bir mesaj attı. Veda mesajı işte. Ben mutlu ne oldum. Ne yazmış veda mesajında? Veda mesajında işte tam hatırlamıyorum da ben çok denedik. Mutlu olduğum kişiyi buldum yani. Olabileceğim kişiyi. İyiyim yani şu anda. Daha da şey olacağım. İyi olacağım gibi bir şey attı bana, mesaj attı işte. Ondan sonra ben mutlu olduğum kişiyi buldum. Buldum. O insanla mutlu olacağım. Evet. Sen de kendine iyi bak. Evet. Çocuklarla daha, ilgili bir şey yazmış mı? Kızım atmış. Büyük kızımın şeyi var, telefonu vardı. Ona hayır, da aynı şekilde. Çocuklarla ilgili hayır. Bir veda sözcüğü yani, var çocuklara mı? Çocuklara tabii, çocuklara da iyi bak mesela. Hani onları şey yapma falan, yanlarında ol gibisinden bir şeyler yazmış yani. Bana da işte aynı şekilde. Büyük kızınıza ne yazmış? Ona da bir şey yazmış. Veda şeyi yazıyor yani. Herkese veda mektubu. Aynen. Veda şeyi gibi WhatsApp'tan hepimize şey atıyor. Ne güzel vallahi ya. Görevini evet. De yapmış. Geride 13, 5 ve 8 yaşlarında 3 tane çocuk kalmış. Çocuk. Peki ben aradığım kişiyi ve mutluluğu buldum. Buldum seni gibisinden. Ve çocukları terk ediyorum. Aynen. Sen mesela, de kendi hayatına iyi bak. Hayatına bak, sen de birini bul, sen de mutlu ol gibisinden bir mesaj atmış bana. Arıyorum, kaçtı? Açmadı telefonu. Arıyorum, açmadı. Sonra WhatsApp'tan yazdım işte, hani kimle gittin bak, kim bu şekilde olmaz yani hani. Yani en son çareyi ilk başta yapmış yani. Babası sağ mı sağ, babasının evi var mı var, anne sağ mı sağ. Hani en son çağrı ilk başta yapmış yani Vesra Hanım yani. Öyle söyleyeyim ben size. Kaçtığı kişi kim? Tanıyor musunuz? Kaçtığı kişi bir dönem fabrikada çalışmış bunlar ikisi. Aynı fabrikada, özel şirkette. Çalışmış bunlar ikisi herhalde. Arkadaşlarına falan şey yaptım hatta o gün. Yazdım yani. 3-4 tane samimi oğlu arkadaşı vardı. Onlara falan yazdım işte. Hani çok gelen giden olduğu şey yapamadık dedi. En son araştır öğrendim yani. Muhsin Özcan adlı bir kişiymiş yani. Öğrendim. Hani bu kişi de eşinden cuma günü falan şey yapmış herhalde. Boşanmış. 10 Kasım'da boşanıyor. 11 Kasım'da da gidiyorlar yani. Bari biraz bekleseymiş de. Aynen. Selin Hanım'ı sizden boşansaymış. Artı bir de arkadaşı var diyor. Var mıydı aranızda böyle bir boşanma konusu? Ya 3-4 yıl önce bir şeyler daha oldu bunun yine. Sosyal medya. Zaten ben sosyal medya kullanmasını istemiyordum. Kapattırdım bütün hesaplarını. Bu tekrar benden gizli saklı. Bir yıl önce şey yapmış yani tekrar. Yakaladım ben yine bunu. Yani düzgün kullanıyorum falan dedi yani. O şekilde yaptık. Kullanmasına izin verdim ben de yani. Yine. Aynı iş yerinde mesai arkadaşlığı yaptığı Muhsin Özcan isimli kişiyle kaçıyor. Muhsin Bey de kaçmadan bir gün önce karısından boşanıyor. Acaba Muhsin Bey'in karısı boşanmanın gerekçesi ne olarak biliyor? Yani Selin Hanım'la aralarındaki bu ilişkiyi biliyor mu, bilmiyor mu? Bunu da merak ediyorum. Tabii o da var yani şimdi. 11 Kasım'dan sonra bir daha eşinizle bir iletişiminiz oldu mu? Bu veda yazışmalarını. Engelledi zaten beni. Direkt şeylerimi açmadı. Zaten o saatten sonra ben de onu engelledim yani. Benim oraya çıkmasaydım da hani soyadımla artık şey yapmak istemiyorum ben bu kadına yani. Boşanmak istiyorsunuz. Evet, boşanmak istiyorum yani. Çocuklarımı alacağım. Hani artık önüme bir sayfa açacağım yani. Temiz bir sayfa açacağım. Yani şu anda eşinizin, Selin Hanım'ın ve kaçtığı Muhsin Özcan'ın nerede olduğunu? Balıkesir'di. Bilmiyorsunuz. Çocuk Balıkesir'de diye tahmin ediyorum yani. Bu bir tahmin. Evet, tahmin. 11 Kasım'dan beri kayıp Selin Yıldız ve Muhsin Özcan'ı arıyoruz sevgili hani seyirciler. Biraz önceliğimiz hasret de varsa buraya tek başına çıksın gelsin karşıma yüzleşsin yani. Selin Hanım'ın bulunması. Buradan eşinize çağrı yapın lütfen. Ya biraz hasret şeyi varsa. Gittiyse 3 tane çocuğu da bırak gitse tek başına gelsin buraya yüzleşsin. Hani bir şekilde boşanıp gidelim yani. Çocuklara ne ya? Şimdi büyük 13 yaşındaki anlıyor ve veda anlıyor, mesajını tabii okumuş. Evet. Ne dedi o veda mesajından sonra size? Ya kızım hani anne bak gel sürekli yazıyor mesela, çocuk 3-4 gün yazdı konuştu. Kızım ben iyiyim işte, mutluyum, hani artık bu yolun dönüşü yok. Çocuğa bu şekilde yaptı. Baba dedi artık ben dedi şey yapamıyorum dedi. Telefonum dedi al dedi, verme bana dedi. Yani şu an çocuğun telefonu şey yapmıyor yani, kullanmıyor. Ya anne çocuğa ben mutluyum diyor. Ya şimdi 3 tane çocuk var Esra Hanım yani. 3 tane çocukla sen mutluluk bulamıyorsan beni geç hadi yani. 3 tane çocukla da mutluluk bulamıyorsan yani. Diğer çocuklara ne söylediniz? Onlar da biliyorlar zaten 5 mı? Zaten 5 yaşındaki kızım pek şey yapmadan, biraz daha babaannesinde büyüdüğü için babaannesine biraz daha düşkün hani. Annesi çalıştığı için yani. O pek etkilenmedi. Oğlum biraz şey yapıyor tabii. İçine atıyor yani, erkek çocuğu ya. Tabii biraz şey yapıyor yani. İçerleniyor yani. Belli etmese de tabii ki de biraz şeyi var yani. Şimdi bir harekette, bir eylemde bulunurken bir oturup bir kere düşündüğünüzde bu yapmış olduğunuz şey diğer insanlara, çocuklara nasıl yansır diye. Tabii ki de düşünmek İnsan lazım. Belki de birçok davranışından geri döner. Ama böyle bir empati ortadan kalktığında zor. Duyulmasın diye şey yaptık mesela o kadar.
Siz bu arada boşanma davasını da açmışsınız açtım hemen. Ben, aynen çekişmeyi açtım zaten direkt hemen. Öncelikle Selin Yıldız'ı ve Muhsin Özcan'ı arıyoruz. Amacımız Selin Yıldız'ı bulmak. Ben buradayım. Karım ortaya çıksın. Bu boşanma bir an önce bitsin. Bitsin ya. Başka bir şey istemem ben. Bir gün aslında daha benim soyadımı taşımasın diyor, evet. Hüseyin Avni Yıldız. Selin Yıldız'la ilgili gelecek olan ihbarları bekliyoruz. Yarın görüşürüz Hüseyin. Görüşürüz, sağ olasın. Diğer konumuza geçeceğiz. Şimdi Nazlı Sekmen konusuna geçiyoruz. Nazlı Sekmen'in de eşi aslında kayıptı. Hayatına başka bir kadın alıyor ve onunla bir ilişki yaşıyor. Siz geride çocuklarla mağdur kalıyordunuz. Aynen, önce hatırlatma, ardından karı koca canlı yayında karşı karşıya. Son bir senedir böyle değişti yani. Bunları yapacak adam değildi. Ben kendimden daha çok güveniyordum buna. Bu kadın mahvetti Esra Hanım benim evim ocağımı. Bu kadın mahvetti. Bu kadın dağıttı benim evim ocağımı. Esra Hanım kusura bakmayın. Ben buraya geleceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Son bir senede bana bunları yaptı. Seviyordum. Ben severek evlendim. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi yaşadım. Çocuklarımla birlikte büyüdüm ben. Defalarca affettim ben bunu, defalarca. Bu 18 yıllık yuvayı asıl dağıtan kocanız olabilir mi? Bundan 6-7 yıl öncesi de varmış. Herkes bana sen bu kadar mı kördün? Ben körmüşüm Esra Hanım. Kör değildin. Belki hissediyordum, belki biliyordum. Yani hissediyordum. Dağılmasın evim ocağım dedim. İki tane çocuğum var dedim. Bazı şeyleri görmezden geldim. Evet, ya senin Esra Hanım en çok hazmedemediğim, kabul edemediğim benim evime niye getirmiş? Sorduğum zaman sen gör diye yaptın dedi. Ben orada bittim zaten Esra Hanım. Sürebilsen hikayesi nasıl evet başladı? Anladığım kadarıyla özür dileyip geri defalarca döndü. Defalarca özür diledi. Dedim hani son bir defa dedim. Şans verdim ona. Defalarca verdim ama son bir şansı daha dedim ben buna vereyim. Sürebilsen hikayesi nasıl evet başladı? Gitti bu. Gittiğinde işte geleceğim şöyle böyle demeye başladı dedim. Hala Ayfer'le görüşüyor musun sen dedim. Ya yok şöyle böyle bir sürü şeyler söyledi bana. Dedim ben inanmıyorum. 4 Kasım'da seni enişten arıyor. Evet, evet. Ne diyor? Gözün aydın dedi. Sedar dedi böyle böyle geldi dedi. Ben şok oldum, ondan duydum zaten. Eniştenin sana ya kocan Türkiye'ye dönmüş demesi sende nasıl bir şok yarattı? Haberim bile yoktu, şok oldum ben. Yani bir de başkasından duymam başka bir şey. Böyle ışık gibi girdi Nazlı içeri ama eşin geliyor dedikten sonra hani böyle deriz ya bazen ışığımı söndürdü diye. Peki Sırbistan'a gittim oradayım diyen ama aslında Türkiye'ye dönüp sevgilisiyle vakit geçiren, çocuklarını ve karısını terk eden o isim Serdal Bey şimdi stüdyomuzda buyursunlar. Hoş geldiniz, buyurun. Şimdi ben konuşabilir miyim Esra Hanım öncelikle? Tabii ki. Bana dedi ki Esra Hanım'a dedi çıkarsan dedi. Özellikle buradan. Böyle bir duruma ne yazık ki geldiğimiz için ve buradaki bütün insanları bu konularla ilgili meşgul ettiğimiz için. Ailemi böyle bir duruma, eşimi bu duruma getirdiğim için özür mü diliyorum diyorsunuz? Herkesten özür diliyorum. Buradaki insanlardan özür diliyorum. Bütün Türkiye'den özür diliyorum. Karınızdan? Böyle bir noktaya geldiğimiz için. Özür dilenecek halin var mı sence? Şimdi, özür dilenecek halin var mı? Şimdi ben baştan konuşmak istiyorum. Çok ya çok ben rica bunu ediyorum. Söyleyip sonra affedersin diyemezsin. Yani o niye gelmiş ki? O niye gelmemiş buraya? Şimdi Esra Hanım biz birbirimizi... Bu da çok güzel ha. Söyle lafı affedersin. Birbirimizi severek evlendik. 17 yıldır aynı yaşta baş koyduk. İki tane evladımız oldu. Biz birinci çocuktan sonra hep problem yaşamaya başladık. Ben hep tek başıma mücadele ettim. Kimseden hiçbir konuda ne maddi ne manevi hiçbir destek görmedim. Hep tek başıma mücadeleler ettim. Ve elimden geldiği kadar aileme bağlı kaldım. Benim etrafımda beni tanıyan herkes
Hı-hı. aileme, çoluğuma, çocuğuma nasıl bağlı olduğumu herkes bilir. Hı-hı. Ve ne yazık ki son ikinci çocuk olmadan önce bizde problemler başladı. Hı-hı. Tartışmalar, hakaretler, küfürler vesaire vesaire. Ya ikinci çocuk oldu, hani dedik bir nevi toparlanırız, bir şeylerimiz olur, daha iyi oluruz. Yine aynı şekilde. Nazlı hasta, her gün hasta, her gün hasta. Allah şifa versin. Hasta Allah olduğumu sen versin. Bilmiyor muydun Serdar? Her gün hasta. Olduğumu bilmiyor muydun? Ve sonra... Onlar için mi yaptın Serdar bunları? Onlar için mi beni köye gönderdin, hani çocuklar, gelme acilen yok dedi? Evlilik zaten çekilmez. Ben seni dinleyeceğim. Lütfen bir sakin olur musun? Ben bunu konuşmasını istemiyorum Esra Hanım. Ben ama sorular soracağım. Esra Hanım, yani ben bunlar için... bir hale Esra Hanım, ben bunlar için gelmedim buraya. Evliliğimiz farklı konulara gelmeye başladı. Sonra... Neden boşanmak istemediniz? Ya defalarca söyledim. Kendisine hala daha 15 gün önce, 20 gün önce yine söyledim. O Ayfer Hanım'la ilgili. Bir ay önce yine söyledim. Ayfer Hanım konuşturuyor bunu. Bu ben kocamız, bak hakkını yiyemem. Allah var yukarıda. Ben Allah'tan korkuyorum her şeyden önce. Bu bir senedir değiştirdi. O vicdansız getirdi. 17 yıl mutlu muydunuz? Evet Esra Hanım. Ufak tefek şeyler ev olan her yerde olur. Ben kocamı severek evlendim. Son bir senede ev değişti bu kadar. Ayfer getirdi bunu bu hale. Ayfer Hanım... Serdar milyonların önünde bunları da söyle. Saçma sapan şeyleri konuşmayı bırakın. Dinlemesini öğren. Ya kimse bunu bir şey yazmadı benimle, saçma sapan konuşma. Yemin nereden ediyorum bak ben kelimin her şeyin çocuklarıma ağzına... Yani bu sihirler olmasaydı yuvanız yıkılmaz Esra mıydı? Esra Hanım eline bir şey vermişler bunu, kendi söyledi. Bu defalarca geldi gitti, ben affettim. Erkeklerin lakin, bu numarası da çok iyi. Ben yapmazdım ama bana sihir oynar. Yaptılar. Şu ağzı çenesi var ya Esra Hanım. Şu ağzı çenesi çok laf yapar bunu. Seni sulu dereye götürüp içmeden geri getirir. Peki, öyle söyleyeyim. Serdar Bey'e bazı sorular sormak istiyorum. Öncelikle eşinizin iddialarını dile getireceğim. Ayfer isimli kişiyle ne kadar süredir berabersiniz? 7 aydır. 7 aydır. Evet. Daha sevgili misiniz? Daha öncesi de vardır Esra Hanım, yalan Efendim? Söylüyor. Sevgili misiniz? Sevgiliyiz. Ayfer, dini nikah kıydınız mı? Bir de hala mı? Utanmadan Peki. söylüyorsun diyor. Allah. Sevgili. Esra Hanım bunu tehdit ediyorlar. Bu tehditle Hayatım, geldi. Hayatım sen de biliyorsun sevgili olduğunu. Bu, biliyorum da bu kendi konuşmuyor. Bu kesinlikle kendi konuşmuyor. Daha bir hafta önce yine bak. Daha bir hafta tehditle önce. Tehditle mi konuşuyor? Bir İstiyorsan ben geleceğim. Barışalım diye. Dinle beni. İstiyorsan ben geleceğim dedi. Ne istiyorsun? Ben seni istemiyorum dedim. Sen nasıl çocuklara yardımcı olayım diyor bana. Dedim ben etrafımda da istemiyorum dedim. Bana dedi ki konum at, bana dedi ben çalışıyorum Esra Hanım. 3 gündür ben buraya geliyorum. Benim faturamı millet ödüyor. Binada komşularım ödüyor. Esra Hanım. Peki sevgili değiller mi? Sevgililer artık orasını bilmiyorum. Görüşüyorlar ama. Ama neden ben sevgiliyim deyince sen dedin ki bu tehdit ediliyor dedi. Ha onların ya sevgili olduğu doğru da onların ağzıyla konuşuyor şu anda. Bana yalnız sorular sorayım. 7 aydır dini nikahta kıydınız. Evet. Ayfer Hanım da evli mi? Değil. Ne zaman boşandı? Vallahi yine o da olmuştur 6-7 ay kadar. Yalan konuşuyor. Hayır 6-7 ay olmadı. O da yeni boşandı. Evet. Boşanmanızı Ayfer Hanım'ın yuvasının bitmesinin sebebi siz misiniz? Değilim. Zaten onlar zaten bir sürtüşme içerisindelerdi. Biz tanıştığımız zamanlarda. Sonra boşandılar. İkiniz de birbirinizin evli olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorduk. Biliyordunuz. Gizli mi sürdürüyordunuz bu ilişkiyi? Evet. Evet. Benden boşanmadan niye yapmış Esra Hanım? Boşansın ondan sonra ne hali varsa görsün. Hadi bu soruna da cevap Defalarca ver. Defalarca söyledim. Resimleri niye çöktün? Evet. Söyler misin bana? Benim evime niye getirdin? Yaptın bir tamam, hata mı? Orada yaptın bir yanlış. Benim evime niye getirdin bunları? Karınız, resimleri niye çektin? Söyler misin bunları? Esra Hanım. Karınız köydeyken, anne babasının evindeyken siz Ayfer Hanım'la ailece yaşamış olduğunuz eve niye Ayfer Hanım'ı getirdiniz mi? Doğru. Evet. Gerçekten yatak odasına kadar soktunuz mu? Soktun ya hadi madem podyum... Resimleri niye çektim? Beni görsün diye, yaptım. Bırakıp gitsin Bak, diye. Bir dakika ona soruyorum. Bak büyük bir hata yaptım Esra Hanım. Hı hı. Böyle bir şey yaptım. Zaten bunun için defalarca özür diledim. Kendisi de özür falan tamam, dilemedim. Bu da yalakalık olsun. Ben evime döndüm. Bak, Serdal Bey, evinizdeki beraber olduğunuz anları niye kayıt altına aldınız?
Ya işte dedim ya, doğru, öyle büyük bir hata yaptım orada. İki tane çocuk var diye bir yani. Hata yaptı. Defalarca o fotoğrafları göreceğini tahmin ettiniz mi? Etmedim. Etmediniz. Evet. Bu yaparken iyi oluyor Esra Hanım. Sen bu yaparken iyi oluyor Esra Hanım. Ben konuşunca söyleyince kötü oluyorum. Yakalandın mı? Nasıl yani? Bu durumda sen yakalandın. Doğrudur. Yakalanacağını hiç düşünmüyor muydun? Ne hayır bileyim, kendi bilerek dedi. Işte. Bilerek sakladım resimleri sen gör diye de. Demedin mi bunları? Görmeni istiyorum dedi. Defol git diye yaptım bunları dedi. Bunlar ne Serdar dedim. Görmeni istiyorum dedi. Defol git diye yaptım ben bunları ya dedi. Esra Hanım. Biz bunları Nazan Hanım'la defalarca konuştuk. Evime ben geri döndüm. Bir problemimiz gitmişti. Hiçbir problemimiz barıştınız. Yoktu. Barıştık. Defalarca süre içerisinde. Gene aynı şey yaptı Esra Hanım. Ayfer'le ilişkimi bitirdim. Beni affet karıcığım dediniz mi? Dedim. Defalarca yalan söyledi. Yine devam ediyordu Esra Hanım. Sırbistan'a gidip Sırbistan'dan erkenden gizlice dönüp eve mi geldiniz, Ayfer'e mi gittiniz? Eve gelmedim. Nereye gittiniz? Ayfer'e gitti Esra Hanım. Bir arkadaşıma gittim. Yani bir arkadaşıma yalan derken. Yalan konuşuyor. Ayfer'e gitti. Benim çocuklarım evde açken, benim faturamı başkaları ödüyorken Esra Hanım. Benim çocuklarım evde hüngür hüngür ağlarken Esra Hanım. Benim faturamı başkaları ödüyor. Ben bundan da geçtim Esra Hanım. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Benim burada gelme sebebim Esra Hanım. Ama mecbur dinleyeceksiniz. Benim, tamam. Benim evimi başkasının üzerine verdi. Beni tehdit etti. Çocuklarımla tehdit etti. Benim evim şu anda isimlerini veriyorum. Hayrettin Güler, İlhan Korkmaz, bir tane daha biri var. 6 aylığına dedi. Bunu bir gece acayip derece dövmüşler Esra Hanım. Çocuklarımın babası dedim. Dayanamadım. Başkasını onların üzerine verdi. 6 aylığına dedi verelim dedim. Ama ev mevzunu sana sorma. Ev şu anda benim üstümde benim dedi. Benim üstümeydi. Aldı Esra tamam, Hanım. Tamam şu anda hani ana konumuz o değil. Bir, yani şu anda İlhan Korkmaz'ın adına Esra Hayır, Hanım. Yani benim şu anki ana konum bu değil. Sen kocam Sırbistan'a gidip Türkiye'ye döndüğünde benim yanıma değil... Onun evet, yanına gittin, evet, kadının boşanmak yanına gitti. İstiyorum dedi. Evet, boşanmak istiyorum Esra Hanım. Çocuklarımın velayetini de ben istiyorum. Yani çocukları kendi de istemedi zaten. Vermem zaten Esra Hanım. Buyurun Serdar Bey. Esra Hanım, karı bulunur bir erkeğe. Koca da bir bulunur bir erkeğe. Anne, baba, evlat değişilmez Esra Hanım. Benim annem, babam arkamda, Allah razı olsun. Kendilerinden karınızı niye gelince aramadınız? Çocuklarımı istiyorum ben Esra Hanım. Karınızı... Şimdi Esra Hanım, ben Nazlı ile defalarca telefonla görüşmeye çalıştım. Durumu anlattım. Ben de buradan dönebilirim. Çünkü oradan dönmemin en büyük sebebi yine Nazan Hanım'dı. Yalan çünkü konuşuyor. Haberin bile yok gittiysem, Esra Hanım. Hayır haberin bile yok nereye, döndüğünde. Nereye bana gittiysem söylemedi. Esra Hanım. Rezili rüsva etti. Başkalarından duydum ben senin geldiğini. Tamam ben hata yaptım. Bak ben hatamı kabul ediyorum. Ben şunu yapmadım demiyorum. Hatamı kabul ediyorum. Pişman mısınız bu ilişkiyi yaşadığınız için? İlişkiyi yaşadığım için pişman değilim ama bunu ilk başta böyle bir farklı bir şey yaptığım için pişmanım. Bu şekilde bu noktaya getirdiğim için pişmanım. Şu an Ayfer Hanım'la beraber misiniz? Beraber evet. Değiliz ama görüşüyoruz, konuşuyoruz. Evet, Ayfer'le boşandıktan sonra Ayfer'le evlenecek misin? Şu anda böyle bir şey bilmiyorum. Zaman neyi gösterir ama... Abi sen de tam şey gibisin. Ya abi, Esra Hanım kımasın. Seni sulu deriye götürür, içmeden geri getirir diyorum size. Bu ağzı var ya ağzı, çenesi çok güzel laf yapar onu. Mesela ben ne düşünüyorum anlattıklarınızdan biliyor musunuz? Hepsinin altında hukuki bir bağlantı görüyorum. Ha? Çok masum katılıyorum görüyorsunuz. Mesela yani. Şöyle anlatayım size. Evet. Şöyle anlatayım. Yani bunu biri doldurmuş, başkasının ağzıyla konuşuyor bugün burada. Evinizin içerisine hanımefendiyi sokuyorsunuz. Dışarıdan yabancı biri. Hatta hiç olmayacak yerde yatak odasında bile görselleriniz çıkıyor. O anda iki seçeneğiniz var. Kapıdan çıkıp eşinize ben senden boşanıyorum demek ama siz bunu yapmıyorsunuz. Ben defalarca affediyorum. Çünkü onun elinde kuvvetli delilleri var. Götürüp bu görselleri koysa, zinadan boşanma davasını açsa tüm tazminat taleplerini de alır. Mahkemede kusuru da ispat Esra etmiş olur. Esra ben maddi, manevi, ha. Ben... ...gibi sessiz, sakin... Eşinizi ikna etmeye çalışıyorsunuz ki boşanmasın, affetsin. Çünkü affeden kadının dava açma hakkı sonra. Yoktur. Dünyaya ayaklanma serse istemiyorum ben. Barıştı herkes görsün, beyefendi eve dönsün desinler diye. Ben buraya barışma için gelmedim. İkinci ben hayır, boşanmak barışmam, için geldim onun elini zayıflatmam. Boşanmak için mi geldiniz buraya? Evet. İkinci yani... seçenek de şu Esra Hanım. hanımefendinin üzerine olan bir evi... Kavgasız, gürültüsüz devrini gerçekleştirebilmek için bu süreci biraz daha uzattınız. Yani hem Ayfer Hanım'a gülücükler dağıttınız hem eşinize.
18 yıllık evlilikte hep sorunlar varken Esna Hanım, bitirmeyip bir şey şimdi miyim? Niye boşanmaya Lütfen, karar bir şey verdiniz? Sorabilir miyim? Zaten her şey ortada. Bütün milletin önünde diyorum. Madem ciddi dürüstmüş de. Bundan bir önce demirci diye bana var. Kendisi çok iyi biliyor. İnşaatta çalışıyormuş. Annesini neden onu ayarlıyormuş? Ayfer'in kızını niye benim erkek kardeşime yapmaya çalışmış? Benim kız kardeşim ne hoş... vermek istemiyorum. Musa Acar'ın ismini veriyorum. Musa Acar'a benim kız kardeşim. Evde en küçük kız kardeşim. Bilirsin ama küfür etmene gerek yok. Serdal Bey, Ayfer Hanım'la sadece kendi ilişkinizin dışında diğer aile üyelerinizin de onun ailesiyle yakınlıkları var mı? İlişkileri var mı? Hayır, ne alakası var? Çok, yok. Çok değişik şeyler Peki, var Esra Hanım. Beyefendiciğim, şunu anlamaya çalışıyorum. Hani 18 yıldır hep sorunlu olan evliliği şimdi niye bitirmek istiyorsunuz? Ayfer evet. aklında Esra Hanım. Ayfer kendi kafasında... Ben ya... Serdar elini vicdanına koy da düşün. Bak 17 yılın hatırına diyorum sana. Evime geldiğimde seni affettiğimde. Nazlı çok pişmanım. Onlar bildiğin gibi insan değil. İki oğlu bir kızı var. Oğlunun bir tanesi ölmüş herhalde. Bir annesiyle beraber oturuyor Ayfer'in. Elime bir tane bir şey verdiler. Hastal mezarlığına gömdüler. Böyle bir şey yok. Sonra, saçma sapan konuşmayın. Serdar Allah'tan kork Serdar. Bu ya. Yerin altı da var bak. Ondan sonra hoca ya insanlara iftira atmayı bırak artık. Hoca ya Allah ben senden daha söylüyorum. Sihir bozulursa Serdar eskiye döner. Sizin yuvanız kurtulur mu? Kurtulmaz Esra Hanım. Bitti diyorum. Ben istemiyorum. Yani şu anki İyi de. Bu ben tavırlarını... istemiyorum. Ben kesinlikle istemiyorum. Hayır, hayır. Şu anki bu tavırlarının bu kadar hani şuursuz... Evet ben Ayfer'i seviyorum. Biz onu da yatak odasına da soktum. Bu kadar ben rahat konuşmasının sebebi... Hı-hı. Sana göre sihri... Bak ben şimdi Allah'tan korkuyorum. Bunları yapacak insan değildi. Ya bana bir eş... Ediyor çok mutsuzluk diyor. Eş değil de Esra Hanım. Benim için bir anne babaydı. Benim için başkaydı Esra Hanım. Karınız size Benim çok aşık. Benim için başkaydı Esra Hanım. Ben onunla çocuk gibi büyüdüm. Sen de Allah için doğruyu söyle. Nazlı Hanım... Ben bak, de gençliğimi yaşadım. Nazlı, ben çocukluğumu bak, yaşadım. Ben seni bak Benim 15 dakikadır... Benim kartlarım şu anda binada. Komşularım sağdan soldan ödüyorlar. Benim kartlarım az ne kadar dolu. Onlar ödesin Esra Hanım. Birine var. 20 bin küsur bin lira icralık avukatlık oldum. Allah razı olsun. Aile içerisindeki sorunlarınız. Kartlarımı ödesin benim lütfen. Kartlarımı Şimdi... ödesin. Maddi manevi benim haklarımı versin. Tazminatımı versin. Çocuklarımın lafakasını ödesin lütfen. Buraya geldiğinde Nazlı barışalım deseydi Serdar. İstemiyorum. Dünya ayaklarıma serse Esra Hanım. Burada milyonların önünde konuşuyorum. İstemiyorum. Peki. Şimdi ben Serdar Bey'de... Ben istesem ailem istemiyor kesinlikle. Esra Hanım ben konuşmayacaksam niye geldim buraya? Haklısınız. Şimdi Serdar Bey de söz hakkını kullandıracağım ama o konuşurken siz de dinleyin. O sizi dinledi çünkü. Böyle oturun. Şimdi biraz sonra bu stüdyoda bu konuyla ilgili üçüncü bir kişi olacak. O kişi kim? Ayfer mi? Bilmiyorum Esra Hanım. Nasıl bir yüzle gelmiş çok merak ediyorum. Geldiyse helal olsun diyorum. Öyle o kadar... Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söylemeyin. Oturun reklamlara gidiyorum reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra bizi bekleyen konularımız. Sezer'i 7 yaşındayken yurda bırakan biyolojik annesini arıyorduk sevgili seyirciler. İlknur Hanım'ı. Dün İlknur Hanım'ı bulduk. Bugün... Sezer, Efendim hocam. Biraz sonra bu stüdyoda annenle bir araya gelip annene kavuşacaksın. Sağ olun hocam. Diğer konumuz da İstanbul'dan iki çocuğunu alarak kayıplara karışan Emel Bolat'ı arıyorduk. Emel Hanım'ı bulduk. İlk röportajımızı kaçmış olduğu şehirde Van'da yaptık. Şimdi Emel Hanım stüdyoda olacak. Karı koca karşı karşıya. Her ikisi de iddialarını dile getirecek. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Ayrılmayın. Hem annem
yaptığını pişmansın iş. Sözlerin konuşamayacağım. Yüreğimde. Yıllarca annesini aradı. Kimsesizlikten sokaklarda kaldı. Ne dedin ona bırakırken? Allah'a emanet ol oğlum. Bakacak gücüm yok dedim. Sana bir şey dedi mi? Bırakma beni anne dedim. Beni bıraktığına pişmansın iş. Evet, çok pişmanım annem. Nefesler tutulacak. Sezer, annesi İknur'a yıllar sonra canlı yayında kavuşacak. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Çiftimiz Nazlı ve Serdar Bey karşı karşıya. 18 yıllık hayat arkadaşının başka biriyle ilişkisi olduğunu öğreniyor Nazlı Hanım. Ama Serdar Bey de bu iddiaları kabul ediyor. Nazlı Hanım'la 7 aydır ilişkiniz var. İlişkinizi eşinizin olmadığı zamanlarda, köye gittiği zamanlarda genelde sizin evinizde mi geçirdiniz? Yok, hayır, tek bir sefer. Tek bir sefer gelmişti. Hayır, bir defa olan bir şey değil. Yalan söylüyor. Tek bir defa gelmişti. O da çok ısrar etmeme rağmen gelmiş. Çünkü istememişti kesinlikle. Hala onu savunuyorsun burada. Esra Hanım, seni lütfen, güzel doldurmuş ya. Miyim? Çok rica güzel ediyorum. Doldurmuş seni. Rica Nazlı, aklı yok mu? Rica Esra ediyorum. Esra yaparken değil, hayır. Ben burada kendimi hakaret ettirme mi geldim bunları? Burada? Buyurun. Buyurun. Şimdi Esra Hanım, özür diliyorum. Şimdi Nazlı ile gerçekten severek evlendik. Mutlu bir yuvamız vardı. Bir takım evdeki sıkıntılar, problemler bizi farklı aşamalara getirdi. Ne yazık ki Nazlı'nın evde hakaretleri, ne bileyim tutarsız tavırları, çocuklarla hiçbir şekilde ilgilenmemesi. Ben sabah kalkıp çocuklarımın kahvaltısını hazırlayıp işe gittim. Akşam eve geldim, çocuklarıma yemek yazıklar yapıp öyle yemek yedim. Sana yazıklar hazırlayıp olsun. Masaya koyduğum yemeği yiyemedim, çok zamanlar oldu. Serdar Bey, bakın bu evliliğin başka problemi. Tamam işte, şu anki gerçek problem Ayfer Hanım'la işte olan ilişkiler olsun sana. Bu sürece nasıl gittiğini anlatmaya çalışıyorum. Hayır, şimdi kadın evdeki sorunlar sizi evine. Ayfer Hanım'a mı itti? Bakın ben de bu sürecin, bak bu olayların nereden bu şekilde buraya geldiğini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de çocukları görmek yerine annenin yanına geldin. O siz ihanet ettiniz. Çok geldi. Basit bir şey söyleyeceğim. Siz şu anda karınızı ihanet ediyorsunuz, evet. Değil mi? Doğru. Karınızın gururunu, kadınlık gururunu, annelik gururunu incitiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri de tutmuyorsunuz. Sizin bu yapmış olduğunuz davranış Nazlı Hanım'ın da sizi aldatmasının gerekçesi olabilir mi? Yani benim kocam beni aldattı diye ben onu aldattım diyebilir mi? Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü yapmış olduğunuz hareketin, eylemin, biriyle beraber olmanızın evdeki diğer sorunlarla ilgisi yok. Siz oldunuz mu? Nefsinize yenik düşüp oldunuz. Buradaki kadın mağdur oldu mu? Oldu. Siz yurt dışındayken karınıza pişmanım beni affet deyip çocukları emanet edip yurt dışına gittiniz son, mi? Esra Hanım, en son ne demişim ben peki? Bu kadar haksızlık etmeyin. Şimdi stüdyoda Ayfer Hanım'ın annesi Cemile Hanım var. O da diyor ki bu tarafın, bu olayın asıl mağduru biziz diyor. Neden? Evimi kime yedirmiş? Cemil Hanım, pallak cezanı versin. Ya lütfen sen. Nazlı hiç Hanım ya. Hiç utanman yok. Hiç utanman yok. Hey Nazlı. Hiç utanman yok. Boşucu. Hayır, öbür tarafa alın. Tamam. Terbiyesiz. Cemil. Hayatım. Esra Hanım. Bir dakika. Sakin ben çok ol. Sakinim. Tavrın yanlış. Seni aldatan hocan Serdar. Açıkça söylüyorum. Serdar'ın beraber olduğu Ayfer. Bu kadın. Bir saniye. Serdar'ın bu evli kadının olduğunu bilmiyordum diyormuş. Hayır. Serdar'ın şeysi nerede? Ehliyeti nerede? Kartları nerede? Hepsini bunlar rehin alıyor. Cemile Hanım'la mı aldatıyor seni? Hayır. Cemile Hanım'ı kim ayarladın? Onu da söylesene. Cemile Hanım'ın evine kim geldi? Nazlı. Senin kocan. Sen ne konuştuğunun farkında mısın? Senin kocan benim kızıma dedi ki ne? Ben dedi boşandım dedi. Anladın mı? Böyle kandırdı benim kızımı. Üç defa iki defa kaçırdı benim kızımı. Ne yaptı? Anladın mı? İki defa kaçırdı. Peki niye? Evet. Bir dakika tamam, dinleyin. Tamam bekar zannediyorsunuz Cemile Hanım madem. Neden bakmıyorsunuz açıp da evli mi? Benim iki tane ne çocuğum. Ben onun hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Benim iki tane çocuğum evde. Hayatım bu kadının bir günahı yok. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şeyden haberim Cemile yok Hanım, benim. Cemile Hanım siz kızınız Ayfer sizi. Kızınız Ayfer de evliydi. Evet. Kızınız Ayfer'in evliliğinin bitmesinin sebebi kim? Evliliğin bizi, ona zaten
eşiyle anlaşamıyordular. Benim kocası, benim evimde hiç buyuran yokken buyuran anlaşamıyorlar kocası, zaten. Kocası benim evimi Serdar dağıttı. Daha kaç Serdar Bey'in ilişkisini biliyor muydu? Efendim? Kocası Serdar Bey'le ilişkisini biliyor muydu? Bilmiyordu. Bilmiyordu. O da kocasından siz, boşanmadan bilmiyordu, bilmiyordu. Siz kızınızın Serdar'la beraber olduğunu kaç yıldır, kaç aydır biliyorsunuz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ta yeni öğrendim. Ne zaman yalan öğrendiniz? Konuşma Cemil Hanım, yalan konuşma. Oturur musunuz yerinize? Yeni öğrendim, yeni öğrendim. Elini vicdanına koydu, konuş. Yeni öğrendim Nazlı dedi. Konuşmadan nereden, nereye geldi? Direkt senin yanına geldi. Nazlı. Cemil Hanım ama evden. Ama o Sırbistan dönüşünde. Niye gelmedi bu? Para bitti. Bu eve gelmedi. Ben eve buymam bunu. Serdar evi de sattı. Ben eve buymam. Eve buymam ben bunu. Nazlı Hanım oturur musunuz? Benim evde kocam yok, oğlum. Bak. Buyuşma, hepsini çıkaracağım. Nazlıcığım. Benim... Ama bir şey söyleyeceğim. Kadını eve kadar getirme cesaretini gösteren kocana iki cümle edemedin, kadına mı ediyorsun? Önce bu terbiyesiz zaten. Önce bu terbiyesiz. Önce yapma bu lütfen. Terbiyesiz zaten. Sakin hiç ol. Hiç utanmadın, hiç mi onurun gururun yok? Beni geçtim hadi, beni geçtim de. Çocuklarından nasıl vazgeçtin? Direkt Ayfer'in yanına nasıl gittin Serdar Efendi? Nazlı. Bana defalarca dedin ki benim evime gelemezsin. Ben defalarca seninle barışmaya geldim. Beni polislerle, nezaretlere getirdim. Ben havalimanından indim, nezarete gittim. İnanmıyorum Nazlı, sana. Bak, havalimanı şunu indim, anlamıyorsun. İndim, nezarete gittim. Sen kocan seni 7 aydır kandırıyor değil mi? Evet. Ayfer'in de annesini 7 aydır, ikisinin de annesini kandırmaları mümkün mü? Mümkün. Orası ben Nazlı'yı 7 aydır kandırmıyorum ki. Ben Nazlı'ya her şeyi anlattım. Dedim beni birbirimizi istemiyoruz, boşanalım. Ben dedim Ayfer'le beraberim zaten. Yakalandıktan ben, sonra mı? Tabii söyledim. Asıl cesaret yakalanmadan. Boşanmadan neden yaptın böyle bir şey evime getirdin? Defalarca söyledim. Geldim boşanalım. İnsan gibi gidelim boşanalım. Ya gittim kendim dava açtım. İki tane sonra geldi bana defalarca. Dedi ki birlikte karşılıklı boşanalım. Dedim sen de kurtul ben de kurtul. Defalarca yalvardım yakardım. Cemil yok. Hanımcığım siz bu Nazlı... ilişkiyi Esra Hanım, ben... ne kadar zamanda öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz? Ben bir ayda öğrendim. Ta yeni öğrendim bunu Esra Hanım. Hayır ben hayır. Sadece ben kızım kurtulmasını istiyor. Kaç aydır senden Cemil Hanım'ın yanına gidiyor Esra buyurun, Hanım. Buyurun söyleyin. Peşini bıraksın. Kızınızın peşini niye bıraksın Serdar? Bıraksın. İstemiyor. Neden? Para bitti. Ailesini Cemil yana dönsün. Para bitti. Ailesini yana dönsün. Sırbistan'dan. Çoluğun çocuğunu yana dönsün. Cemil Hanım ben istemiyorum. Al sizin olsun. Tepe tepe kullanın. Ben istemiyorum. Para bitti değil mi ben Serdar'ın istemiyorum. Paraları bitti. Benim Serdar'ın, param var. Serdar benim neden benim çocuklarıma... Bana yetiyor. Serdar neden benim çocuklarıma para gönderme yerine o? Bir ay önce o demirci diyen biri var. Geldi. Neden para size geldi? Ya sana geldi ya Ayfer'e geldi. O demirci de bağlanacak buraya. Bağlanmazsa ne, onu... Ne parası ya? Nazlı. Ya, ya. Söylesene benim Serdar parayı bana yetiyor. Konuşsana sen de kalmadın be. Sen öyle şeyler konuşuyorsun ki yani ha. Kafam durgun ne konuşacağım bilmiyorum. Ya. Ayfer Hanım'a geldi paralar. Bak işte Allah nasıl terbiyeni ben Cem. Başka bir şey demiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Onun sen. Yerinde kim olsa çıldırırdı. Yalan şimdi yok Esra asla asla 500 parası yememişim. Cemil Hanım. Benim kocamın Serdar parası Bey, bana yetiyor. Hayır ben para mevzunu konuşuyorum. Serdar Bey. O konuşuyor Bey, mu? Bir dakika Serdar Bey. Niye yediniz o zaman Cemil Hanım? Ablacığım 2 dakika ya üstüne. Bir nefes al. Serdar Bey Sırbistan'dan uçaktan inip Türkiye'ye geldiğinde. Evet. Direkt sizin evinize mi geldi? Gelmedi. Sizin geldi. Evinizde kızınız Esra'dan asla geldi mı? Kesinlikle. Geldi. Ne işi var benim yanımda? Hayır ama sizin evinizde kızınız ve Serdar kaldı. Kalmadı. Kaldı. O dediğim adam niye sizin evinize geldi? Parayı ben götürdüm diyor. Cemile ya Cemile'ye verdim dedi ya Ayfer'e verdim dedi. Kim dedi? Hocam size gönderiyormuş. O kim da, o da buraya bağlanınca ne diyeceksiniz? Kim? Bağlansın. Ben dedi çok büyük bağlansın. Hata yaptım dedi. Tamam bağlansın. Ya seni ayarladı Serdar o adama ya bağlansın. Da gelinini ayarladı. Senin gelinin. İbrahim Mine o damatın Ayfer'in teyzeciğim. Kocası. Hepsi onlar biliyor. Onlar hepsi bağlanacak. Sizin evinizde ne kadar süre Serdar Bey kaldı? Sonra siz bunları neden kovdunuz? Neden kovdun Cemil Hanım? Bir dakika. Ben bunu kovmadım ki. Bu bir kere geldi. Bir kere. Hı hı. Hani bir ay değil. Bir kere geldi. Onlar geldi. Ben buna dedim ki ahın yüzü gelme dedim. Peki geldiğinde gelme. Size nasıl akşam hitap boğuldum. Etti? Akşam size boğuldum. Nasıl hitap etti geldiğinde? Geldiğinde size nasıl hitap etti? Anneciğim dedi mi? Yok. Anneciğim demiştir. Annesi değildi ki annesi olsam. Anneciğim yani öyle derler ya hayır, müstakbel damat adayları anneciğim derler. Demiştir Cemil Hanım asla, demiştir. Asla, onun ağzı bir zarmak yapar. Siz ki. Kızınızla Serdar Bey'in ilişkisini destekliyordunuz. Ne zaman bunların ilişkisinden rahatsız olmaya başladınız?
Ta yeni yeni. Niye rahatsız olmaya başladınız? Ya istemiyor. Niye baştan istemiyor? Niye kabul ettiniz? Esra Hanım istemiyor. Bugüne kadar baştan istiyordun. Niye kabul ettin? Şimdi istemiyorsun. İstemem. Ben kızımı kurtarmak istiyorum. Ben kızımı bundan kurtarmak istiyorum. Şimdi ailesi senin kızın ya. Bir Serdar diyorsun değil ki şimdi. Diyorsun. Bir dakika. Kızım ben şimdi niye diyorsun. İstemiyorsun? Bir gereken... Ben istemiyorum. Senin kızın bir hayatım. Serdar değil ki, bir benim yuvamı değil. Kaç kişinin yuvasını yıkmış? Damadın konuşsun bakayım, burada yüreği varsa bağlansın. Köyden kimin niye gelmiş? Kaç kişiyle ezir etmiş? Allah rızası için sesleniyorum burada milyonlara. Kaç kişinin evini dağıtmış? Bir benim kocam, bir benim evimi dağıtmadı. Kaç kişinin evini, kaç kişiyle parayla birlikte olmuş? Soruyorum ben burada. Bilmem kaç para verdim, kabul etmedi. Olma, sorma. Ben bilmiyorum, o konuda girme, kabul ben bilmiyorum. Parayı az gelmiş para, onları bırakmış, şimdi Serdar'a geldi para. Serdar'ın parası da bitti, benim kovdun, zaten başım dertte, benim başım şeyde. Ben hem oğlumu kaybettim hem eşimi kaybetmişim. Bana konuşma. Yine konuşmayayım, doğruları konuşuyorum değil mi ben? Konuşma bana. Doğruları konuşuyorum. Yalnızcığım, şu sorunun cevabını alabilir miyim? Ayfer'le kızınızın... İşte Serdar'ın ilişkisini desteklerken artık niye desteklemiyorsunuz? Para artık bitti, Serdar'ı... Para bitti. Hayatım, bu soruyu sana sorsam sana döner sorarım. Ben kime soruyorum? Hanımefendiye soruyorum. Esra Hanım istemeyin, istemiyorum. Ben istemiyorsun ama evet. Niye istemiyorsun onu açıklamıyorsun bana. İstemeyin işte. Neyini gördün Serdal'ın? Baştan istiyordun. Başka bir isim yok. Hayır. Nesini gördün Serdal'ın? Bir şeyi ben rahatsız hiçbir şeyini etmedi. Görmedim. Hiçbir şeyini görmedim şimdi ben. Şimdi niye istemiyorsun? İstemiyorum. Serdar'a neden büyü yaptınız, mezarlığa gömdünüz? Çocukluğuna diyorsun, ailesine diyorsun. Eline ne verdiniz de mezarlığa gömdürdünüz? Benim evimin 3-4 yanından, kapının kenarlarından hep muska, kağıda böyle yapışmış değişik değişik şeyler. Kendim topladım ben bunları. Evime ne sen koydurdunuz? Sen ne kadar yalancıysın be. Evime ne koydurdunuz sen evime? Sen ne kadar yalancıysın yalancıyım be. Yalancıyım değil mi ben? Ben bunları ispat edeceğim. Benim hiç bilmediğim şeyleri konuşuyorsun burada. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Serdar bana bunları kendi söyledi. Elime dedi bir şey verdiler ısrarla. Benim aslan mezarlığına götürdüler. Sen şu anda çok yanlış şey konuşuyorsun. Ben sana böyle bir şey söylemedim. Saçma sapan. Allah'tan kork Serdar. Allah'tan sen, kork. Kendin sen söyledi. İşine geldiğinde, akıllısın, işine gelmediğinde ben psikiyatri hapları kullanıp deyip insanlara beni zaten rezil ettin. Anladın mı? Değil mi? İnsanların sen getirdin gözümde beni zaten bu hale. Bak benim şu anda... Sen getirdin beni bu hale. Senin bu kadar cazgırlığının yüzünden... Bence Serdar Bey şöyle düşünün. Eserinizle gurur duyun. Çünkü onu bu hale siz getirdiniz. Şimdi ya. Senin... Ben seninle yani evlenirken var mıydı böyle bir şey? Eserim ben buldu seninle evlenirken senin... çocuk gibiydim. 17 yaşıma daha yeni giriyordum. Ya ben çocuğumla büyüdüm. Senin... Büyük oğlumla beraber büyüdüm. Sen sus konuşma. Sen konuşma Serdar bugün. Bugün konuşma sen. Hangi yürekle geldin buraya? Nasıl bir yüzün var? Bu insanlara demedin mi? Madem ben bilemem, ben Cemile Hanım'ı tanımıyorum. Cemile Hanım için yok, onlar böyle tehlikeli insan. Elime bir şey verdiler. Ben Nazlı, bunları götürdüm, bak, gömdüm. Ben sana böyle bir şey demedim. Bunu hocuya kimden gittim, öğrendiysen... Hocaya gittim. Hoca bunu bana dedi ki onu söylediyse direkt... ona sor. Sana soruyorum. Sen saçma söyledin sapan, bana bunu. Konuşma. Nereye gittiyse... Ama ilişkiden sonra tekrar eşinize dönmüşseniz... O tarafı böyledir. İnsan mantığı bir tarafa döndüğü zaman... Aynen. Ben böyle bir şey söylemedim ki aslında. Söyledi. Hani söylemedim. Ben her şeyi üzerinde yemin ediyorum ki söyledi. Eşiniz sizi affedince, bu tarafa dönünce o tarafı kötülemişsiniz. Aynen, aynen. Şimdi aynen. Öbür tarafa gidince şimdi, de onu kötülüyorsunuz. Şimdi... Ben hanımefendiye şunu sormak istiyorum. Cemile Hanım, Cemile dediniz Hanım, ki kızım evli olduğunu bilmiyordu. Evet. Ha. Şimdi elinde resimler var. Ben boşandım demiş, bak, benim kızım öyle kandırmış. Hayır, ama bana defa kızım evli. Beni tehdit etti boşan diye. Beni kızınız defalarca tehdit etti. Cemile Hanım bir eve giriyor. Eve giriyor. Evde girdiğiniz zaman ev hanımı olan bir kadın, orada yaşamışlığı hissedersiniz. Bak dışarıda lokantaya gidip yemek yememişler. Dışarıda başka bir tatile gidip otele gitmemişler. Beyefendinin evlatlarının yaşadığı, yemek yedikleri, eğlendikleri, acılarını paylaştıkları eve girmiş sizin kızınız. Daha hala kalkıp ben Serdal'ın evli olmadığını bilmiyordum savunmasını yapabilir misiniz? Siz girseniz bir eve, orada ben bilmiyorum ki. Benim gardırobum karışmış. Benim eşyalarım kaybolmuş. Özel inanmayın. Bir yatak şey odamdan özel eşyalarım. Doğru değil. Hiç mi utanmamış? Benim yatak odama kadar girip özel zihinse eşyalarımı nelerimi götürmüş? Söyleyeyim mi onları da Cemile Hanım? Söyleyeyim mi onları da? Senin eşyalığına kalmamış o. Yok ya. Yatak odama kadar niye girmiş o zaman onurlu gururlu? Madem Serdar'ın... Onu kocama söyle. Serdar'ın evli olduğunu bilmiyordunuz onu ya. Onu ben bilmiyorum, onu kocama söyle. Yatak odama kadar girmiş, hiç mi görmemiş? Beni gönderecektiniz evime, kocamı... Nazlı, insan kendini... Nazlı, insan kendini kandırmak isterse çeşitli bahaneler bulur. Bu insanın kendi kendine yapmış olduğu hilelerden biridir. Yani bir gerçeği görüp...
bir yanlışı görüp oradan dönmüyorsan sen o artık yanlışın parçasısın. Hanımefendinin de evliliğinin bitiş sebebi karşı taraftan aldığımız bilgilerde Serdar Bey. Esra Hanım, ben kocam suçsuz demiyorum. Suçun büyüğü kocam zaten. Ayfer'in ama bunlar nerede? Bildiğin gibi değil. Babasında. Babasında. Velayeti niye babaya verdi? Vermeye ki babası. Güvenmiyor bakmıyor çünkü ki değil çocuklarına. Mi? Bakmıyor babasına ki. Babasına vermiyor. Vermiyor babası. Damadınız size kim küs mü? Benim kız isteye o vermeye. Damadınız size küs mü? Damadım bana neye küs olsun? Görüşüyor musunuz damadınızla? Tabii ki. He? Sık sık mı görüşüyorsunuz yoksa bu boşanmadan sonra hiç mi görüşmüyorsunuz? Boşandıktan geri görüşmedik. Evet. Sizinle görüşmeme sebebi ne damadınızın? Ne bileyim, bilmiyorum şimdi, ki. Şimdi normal Esra'nın bir boşanma ki. Olsa iki taraf uzlaşmıştır, her iki taraf görüşür. Ama sizle görüşmemesini... Onlar anlaşmalı boşandılar Esra Hanım. Tamam, anlaşmalı. Evet. Bunu aha. Beyefendi istedi. Serdar için boşandı Esra Hanım. Eşi istedi. Serdar tamam, da bana istedi. Serdar da bana çok yüklendi. Boşan beni tehdit etti. Anlaşmalı boşanma mı? Bana evet anlaşmalı dedi çocuklarım. Ya en son da Sıbristan'a giderken en son hepsini kapatıyorum Esra Hanım. En son bizim konuşmamız dedi ki ben geleceğim. Nasıl geleceğim? Tamam dedim. Son bir şans dedi. Tamam Hülya Hanım'a da söyledim. Ne gün geldim? Salı gün ben burada. Bütün borçlarını dedim bitir dedim. Kartlarımı temizle dedim. Bana güven evet. Ver dedim. Aramızda güven, saygı bir şey kalmadı. Güvendir dedim. Bütün borçlarını bitir dedim. Tamam Naz dedi. Söz dedi. 6 ay dolmadan gelemiyordu Esra Hanım. Bir de baktım sürpriz Serdar gelmiş. Kim? Durdurmadı. Onu da bırak Esra Hanım. Neden ki? Yani diyorum ki neden çocuklarının yanında değil de o kadın geldi. O vahşinin niye yanına karınıza gitmiş? Ben geldim demediniz. Çünkü siz barışıp gittiniz. Ben neden başkasından gittiniz? Duyuyorum bunu? Esra Hanım. Cevaplasın sessiz ol. Esra bak Hanım. Barışıp gittin. Döndüğünde evet. Niye karıcığım ben geldim demedin? Esra Hanım Nazlı ile biz defalarca bunu konuştuk. Hepsini Nazlı kapat. Bana en sona evime gelemezsin. Bana gelemezsin. Serdar Bey siz söylediniz ben barıştım, Sırbistan'a gittim, Ayfer'le ilişkim bitirdim evvel dediniz. Daha öncesinde Sırbistan'a gitmeden önce konuşuyorum. Ben daha öncesinde konuşuyorum. Şu anı konuşuyor en son. Affettim ya seni borcu bitirip bakın, gelecektiniz ya. Esra Hanım biz Nazlı'yla bunu defalarca konuştuk. Nazlı kesinlikle evime giremezsin, kesinlikle çocuklarını göremezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Borcu bitir gel dedim. Bir dünya borçları, tehditlerle. Kartlarımı kapat ben senin dedim. Bir an önce ölmeni bekliyorum. Öl. Nikahsız başka biriyle evleneceğim. Ay nerede okumuştun? Ondan sonra... Bir kadın sevdiği adamı başka biriyle görmektense can çekişmesini ve ölmesini yeğlermiş gibi bir söz vardı. Esra Hanım ben inkar etmiyorum ki. Bir senedir bana bir lira faydası yok. Ben kendi başıma çalışıyorum. Benim faturalarımı başkaları ödüyor. Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Nasıl ağır bir şey. Kartlarım dolu ağzına kadar. Banka beni her gün arıyor. Bir lira ödememişim. Şu anda icralık, avukatlık benim kartlarım. Eşiniz bu kadar zor durumda. Ekonomik sıkıntılarla yeri boğuşurken... Yeri geliyor benim ekmeğimi, marketimi, komşularım yapıyor Esra Hanım. Siz nasıl Ayfer Hanım'la nasıl rahat ilişki yaşadınız? Nasıl vicdanlarda çocuklarını görmüyordu? Çocuklarını Hanım, görmeden Ayfer'in yanına gitmiş. Kendi derdini anlatabiliyor, konuşuyor. Car 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 konuşuyor. Konuşma fırsatı da vermedi sağ olsun. Nazlı ben, birkaç saniye ben de, sus böyle elini sık. Ben de sokaklarda kaldım. Kimsenin kapısına gidecek halim kalmadı. Nazlı'nın yüzünden. Nereye elimi attıysa... Orada bütün kapıları kapattı. Sonra da döndü bana. Sen... Bu zamana kadar... Abicim barıştın. Siz bu sorunları aştınız. Sen yurt dışında ekmeğini kazanmaya gittin. Evet en son. Uçağa bindin. 6 ay sonra dönecekken 3 ay sonra geldin. Barışmış olduğun karının yanına niye gitmedin de Ayfer'e gittin. Nazlı 2 gün sonra beni arıyor. Sen şöylesin sen böylesin diyor. Nazlı bir hafta sonra oradaki insan... İnsanların içerisinde nasıl durayım? Nasıl? Hayır en son 6 ay dolmadan gelecektin. Benden habersiz geldin. Ben affettim ya seni. Takatim kalmadı. İnsanların ya. Tavırlarından, gülüşlerinden takatim kalmadı. Hayır döndüm, hayır dinledim. Ayfer durdurmadı Esra Hanım. İşte adına açı çekilmiş krediler, kredi kartları kullanılmış. Gerçekten böyle bir boş batağında mı karınız? Esra Hanım. Sadece kredi kartları kullanıldı. Ne kadar kartlarımı borcu kapatsın var Esra Hanım. Ne kadar borcu var Serdar Bey? 30-35 bin lira diye biliyorum. Bu parayı 21 Nazlı, küsür birine var. Hayatım borca, bu sanırım, değil mi? Karınız bu parayı nasıl öder? Nasıl öderim? Ben evimi anca geçindiriyorum faturalarım. Soruları ben beyefendiye soruyorum. Karınızın kredi kartlarını kullandınız evin giderleri için doğru mu? Doğru. Doğru. Şu anda da eşinizin önünde 40 bin liralık borç var. Nazlı bu parayı nasıl ödeyebilir? Bu borcun altından nasıl kalkar? Esra Hanım beni bir rahat bıraksan. Ablama ben, kredi çektirdi. Ben, herkes beni ben sıkıştırıyor. Ben çalışacağım adam gibi. Kime ne borcum varsa, kimin ne kartla borcum varsa zaten benim asıl öğrenmek istediğim şu. Bu kadar ekonomik kriz ya da bu kadar sıkıntılar çekerken çok özür dilerim de.
Nasıl iki kişiyle ilişki yaşayabiliyorsun? Tamam, üç aydır... Yani bak, biriyle ilişki yaşaman için kafanın rahat olması lazım. 3 aydır çocukla, beni bırak çocuklarına değil de Ayfer'e neden gitti paran? Benim ekmek yemişsin, marketimi başkaları niye yapıyor Serdar? Bu paraları Ayfer Hanım'la yaşamış olduğunuz ilişkide mi harcadınız? Ya hayır ya, alakası yok. Evet, kesinlikle evet. Kesinlikle alakası yok. Ayfer'e niye gitti paralar? Cemile Hanım, para gönderdim, Nazlı biraz önce şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki artık istemezler çünkü Serdar boş batağında dedi. Para bitti dedi. Çünkü aşk bitti. Ben bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Heh. Serdar Bey'i bugüne kadar isteyip artık istememe sebebinizi açıklar mısınız? Ben de çok merak ediyorum bu soruyu. Hadi bakayım. Çünkü ben onlara evli boşandığımı söyledim. Ben boşandım dedi. Hiç açıklamadılar. Ben de boşandım dedi. Bizi öyle kandırdı bu. Hiç tamam, açıklamadılar. Kızınız biliyordu evli olduğunu ama. Biliyordu kesinlikle. Siz artık niye istemiyorsunuz? Ben niye isteyeyim? Kızım da isteme ya. Baştan istiyordunuz ya. Kızım şimdi isteme niye istemiyordu? Ayfer Hanım istemiyor mu? İsteme ya. Ama neden istemiyor? Biz dedi. Hayır, dönsün, eşine dönsün diye. Ben istemiyorum ki, al sizin olsun. Tepe tepe şimdi, kullanın. Ayfer Hanım nerede? Nerede? Evde yok ki. Nerede? Niye başkasının kollarına gitmiştir belki? Evden kaçaya gidiyor, nereye gittiğine, yer ona da bir şey olursa ben hiç de bir şey demiyorum gayrı. Kim ne yapacak Ayfer? Buraya niye gelmedi? Bak ben geldim işte. Podyum meydan. Ayfer niye gelmedi buraya? Niçin gelecek Ayfer? Niye gelmedi? Benim evimi bu dağıttı. Daha önce kaç kişinin evini dağıttı? Allah rızası için var söyle. Duyduklarımı söyle. Biz sizin evliliğinizden bahsedelim. Kızınız artık Serdal'la görüşmüyor mu? Görüşmedim biliyorum ben. Serdar Bey diyor ki biz görüşüyoruz diyor. Ben bilmiyorum. Benim evime girerken bu pozları sağda solda bilmiyorum. Serdar Bey, Ayfer Hanım sizi istemiyor artık. Ben hiç bilmiyorum bak. Bu konuda bilmiyorum Esra Hanım. Para bitti. Yalan mı söylüyor? Şu andaki düşüncesi nedir bilmiyorum. Para bitti, aşk bitti çünkü. En son ne zaman gördünüz? 2-3 gün önce gördüm. Ha? Ne konuştunuz? Çok bir şey konuşmadık. Yani sadece konuştuk, görüştük o kadar. Çok bir şey konuşmadık. Şu an nerede kalıyorsunuz? Ben bir yerde kalmıyorum. Ben yani... Gidecek yerim de kalmadı, yapacak işim de kalmadı. Cemile Hanım sizi evden niye kovdu? Cemile Hanım'ın evine dediği gibi ben sadece girdim çıktım o kadar. Cemile Hanım daha buraya gelmedi. Hayır, defalarca gitti. Gelmedi, defalarca, şey. Girdi, haftalarca çıktı, ben gitti. Kovdum onu, kovdum. Defalarca gitti. Her şey duyulunca kendi şeyleri koydu ortaya. Şu anda aile üyelerinizden birinin evine bile gidemiyor musunuz? İşte babanızın, annenizin, kardeşinizin. Hayır. Niye? Gidemiyorum işte. Niye? Annesi babası bile inanmıyor, güvenmiyor çünkü. Annesi babası bile. Aileniz bu konuda size tepkili mi? Kızgın mı yani? Ailesi, kızgın. Annesi, babası da sonuna kadar arkandayım. Şimdi dediler bana. Siz bir kriz yaşadınız. Sırbistan'a gitmeden önce bu krizi kendinizce atlattınız ve barıştınız. Bu ne demek oluyor? Yuvayı kurtardınız. Tekrar Ayfer Hanım'la birlikte olduğunuz ortaya çıkınca aileniz size tepki mi koyuyor? Şimdi Esra Hanım, ben Sırbistan'a gittim. Nazlı 2-3 gün sonra, bir hafta sonra artık. Ne zaman bilmiyorum. Oradaki insanlar arıyor. Bu adam böyledir, bu adam şöyledir, ya bu adam şey. Aileniz. Ya ben daha nasıl Nazlı'yla tekrar iletişim kurayım? Ben para göndereceğim diyorsun. İnsanlar daha nasıl? Bana Nazlı diyor. Beni engelliyor. Çocuklarla görüşemiyorum. Nazlı'yla görüştüğüm sen zaman beni niye sen bir an önce ölsen peki? De kurtulsam. Sen beni niye engelliyorsun yerim. Peki? Sen niye beni engelliyorsun? Sana bir dakika. Enişten 4 Kasım'da diyor ki gözün aydın Nazlı. Evet, kocan Türkiye'ye gelmiş. Evet Esra. Kocanın bir telefonu var mıydı? Evet. Aradın mı kocanı? Aradım, defalarca ulaşılmıyor. Telefonu kapalıydı. Evet. Niye telefonunuzu açmadınız? Çünkü hattım kaybolmuştu. Buraya geldim 2-3 gün sonra çıkardım hattımı. Peki Ayfer Hanım'la nasıl buluştunuz? Buluştuk. Ya ben isteyen belasını da buluyor, Mevlasını ben da. Ben bulaşamıyorum evinizin ya. Evinizin adresini bilmiyor muydunuz? Biliyorum. Niye gitmediniz? Ya evet. Nasıl gideyim? Beni adam tehdit ediyor. Eve yalan gelirsen seni polise Serdar. Alacağım. Yok şunu yapayım. Zaten ben nezarete girmişim. Nezaretten çıkmışım. Hayatım, polis zaten beni almış. Bir iki gün bir şey. Çıktığında evin yolunu niye bulamadınız? Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Pazartesi gün akşam Esra ablacığım. Pazartesi gün akşam çalıştım. Salı gün buradaydım ben. Pazartesi gün akşam Serdar beni aradı kendisi. Yalan desin. Beni aradı. Bu akşam dedi gece görüşelim. Serdar ev olmaz dedim. Çünkü artık insanlar bana kötü gözle bakıyor Esra Hanım. Böyle bir insan eve nasıl alıyorsun? Bana da hak verin. Ondan sonra ev olmaz dedim. Dışarıda da olmaz dedim. Tamam dedi, gece geç saatte 1-2 gibi dedi. Gel dedi görüşelim. Neyse ama %100 diyorum. %90 demiyorum. Ayfer bunun yanındaydı. Tedirgin konuşuyor. Ben 17 senelik kocamı çok iyi tanıyorum Esra Hanım. Bunun yanında birileri vardı. Kısa kesti. Biliyorum çünkü. Ya da dedi olmaz Serdar'ım. Ya da dedi yarın dedi. Gel dedi, öğlen dedi yemek paylaştım. Benim yemek paylaşım dedim 45 dakika, 15-20 dakika yemekte geçiyor. Zamanım yok dedim. O zaman dedi lakin işte olsun dedi. Ben konum at dedi, ben geleceğim yanına dedi. Olmazsa ya da istemiyorum dedim. Dedi ki hayır dedi, duymuştu zaten. Esrarullah mı gideceksin dedi. Hayır dedim, söylemedim tabii.
Dedi gidemezsin dedi, yapamazsın dedi kesinlikle. Özellikle çok merak ediyorum. Dedi ki bana, beni tehdit etti çocuklarımla. Tehdit ettiniz mi? Beni beni ben böyle bir şey yapmadım. Sizden bu cümleler çıktı. Yani işi çok farklı boyutlara geldi. Neyse, bu programın yarını da var. Ha, bak nasıl tehdit işte Esra Hanım bu. Bu program, ben bu programın yarını da var. Bu programın yarını da var ne demek? Ha, bana tehdit işte bu Esra Hanım. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi buraya Aslora yapıyor diyor. Ha, ha? Tamam. Burada bak, yarını kendimi ifade varmış. Edemiyorum şu anda. Ben durumun farkındayım. Naz zaten car 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 konuşuyor. Bugün bu aylardır birbirimizi görmemişiz. Bir bunun bir öfkesi var, bir nefreti var. İyice dolmuş zaten. Bir kussun nefretini. Ben seni siz istemiyorum. İyi tanıyorsunuz. Benim yanıma gelmedin de çok merak ediyorum Esra Hanım. Nazlıcığım, şu beden dili, bu öfkesi size olan sevgisinden ve hayal kırıklığından mı? Değil, nefret etmiş artık yani. Bitmiş, her şey bitmiş. Nasıl sevgisi başardınız bunu? Sevgisi mevgisi kalmamış. Ben bunu tabii baştan niye beri biliyordum. Niye yaptın bunu? Neden bitirdin Serdar? Ya yeter artık, bitsin artık. Bitsin. Ben seni sen istemiyorum. Kurtun, ben de kurtun. Sen bunu kurtun, ben bununla kurtun. Barışmak için gelmedim Esra Hanım. Benim evimi 6 ay sonra dedi verecekler dedi. Bunu dövmüşler, bayağı bir sıkıntı olmuş. Üzüldüm yine, beni öldürecekler dedi. Yarın bir gün dedim çocuklarımın babası dedim. Başına bir hal gelir dedim. 6 ay sonra tapuyu dedi geri alacağım dedi. Benim evimin tapusu şu anda tehditle, çocuklarım ve kocama dedim gene iyi kötü. Kocam bu benim, 17 senelik dedim. Kocamın başına bir şey gelmesin dedim. Çocuklarımın babası dedim. İlhan Korkmaz sabah akşam evime geldi. Ben ilaç kullanıyordum Esra Hanım. Yatağımdan kaldırdı. Artık yiyeceğimin içeceğimin içine de bir şey kattı. Kafamı zor kaldırdım. Bu Serdar şekilde... Bey tapuyu devrettiğiniz kişi sizden alacak mı? İlhan Korkmaz'ın adına Esra Hanım şu anda. Tehditle eşinizin üzerine olan tapu tehditle bu kişiye mi devredildi? İlhan Korkmaz'ın adına. Tehdit de değil. Nazlı'nın kendi düşüncesi bu. İlhan Korkmaz'ın adına benim ya, evim şu anda. Devretmek tapu kimin üzerine? Nazlı Hanım'ın üstündeydi. Nazlı sattı mı beyefendiye? Parayı aldı mı? Biz para var mıymış benim hesabımda? Benim bir borcum vardı bu adamlara. Giriş hava tamam, para girişi çıkışı. Borç sizin borcunuz. Tapu bunun üzerine beyefendi. Evet tapu şimdi benim üzerime yaptı. Çok rahat bir şekilde diyorsunuz ki bu şeyde yok. İlhan Bey eşinize evin devrinde para ödedi mi? Ödemedim. Hayır. Ödemedim. Nereye ödedi para? Benim param geldi mi hesabıma? Giriş çıkış parası oldu mu? Ben bilmiyorum Esra Hanım. Beni sabah akşam geldiler. İlhan Korkmaz, Hayrettin Güler'e... Bilmiyorum şimdi bunu Hayrettin böyle... Güler'e de borcu varmış, imza attırdı. Onu biliyorum. Ama dedi ki birkaç aylığına dedi kapatacağız. İlhan Korkmaz'ı da 6 ay sonra borcumu İşine vereceğim dedi. İşine geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır ama bunlar ticari şeyler olduğu için bu kadar ama uzun süreli ekranda da konuşmak istemiyorum. Yani bakın, sadece tehdit amacıyla alındı mı alınmadı mı yurt dışına gidiyorsunuz, çocuklarınıza bakmadığını iddia ettiğiniz bir eşiniz var. Bunu çok sık ben bakmamışım da annesi babası mı ailede gidiyorsunuz, borç yapıyorsunuz. Sizin eşinizle siz borcunuzdan dolayı alacaklı olan kişileri muhatap ediyorsunuz ya. Esra Hanım bir onlar değil Hülya Hanım. Sürekli sabah ya akşam. Bu bile bir boşanma sebebi. Bu da biraz önce. Bu da çok ağır bir kadın için. Aradı. Çocuklar sadece... için çok ağır. Yani biraz önce bunu sordum. Bu kadar borcun harcın içerisinde insan iki kadınla... Ya biri ailesi diğer kadına ilişki sürdürür mü ya? Sürdürmez. Yani hani... Musa Acar bir taraftan Musa Acar'a borcu var. İsmi geçen her bak bütün isimleri lütfen vermeyin. Neyse bu sefer yani. İsim kargaşası yani oluyor. Yani ablama borcu rica var. Rica ediyorum abla, yani bipleyebilirsin orayı istersen borcu. Ben onu da biliyorum. Borcu. Biliyorum. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Esra Hanım özellikle şimdi... bana bir aylığına ablamdan bilerzi kaldırdı. Ablam da beni şu anda düşman etti. Kredi çektirdi. Kredisini hayatım, ödemiyor. Hayatım şunu anladım. Onu da geçtim. Serdar. Seni ve senin bütün aileni maddi anlamda kullanmasının, bu paraya ihtiyacının olmasının sebebi Ayfer Hanım'la ilişkinizde rahat harcama yapmak. Ben orasını mıydı? Konuşmak Hayır ya, istiyorum. Alakası yok. Bir dakika alakası orasını yok. Konuşmak istiyorum. Ablamdan bana bir aylığına bilerzik aldırdı. Araba yaptıracağım diye. Araba tamirde bekliyor. Ayfer'e gitmiş Esra Hanım bilerzik. Tamam. Ben ablamla düşmanım şu anda. Ben o bilerziği nasıl vereceğim Esra Hanım? Ay vallahi. Yemin ederim herkes Serdar Bey. Herkes beni sıkıştırıyor Esra Hanım. Nazlı çok gayet iyi yani. Sinirlerini bence çok iyi yönetiyor. Bakın Cemile Hanım sizi artık istemiyor. Para bitti aşk mı bitti Serdar Bey? Aynen. Ya alakası yok. Ben para bitti. Yani yalan bitti Esra Hanım. Kesinlikle para Cemile bitti. Cemile Hanım sizi istemiyor. Ona söyleyecek bir cevabınız var mı? Söyleyecek bir cevabım yok. Söyleyin ama. Yok bir şey söyleyemem. Ne söyleyeyim? Yani ya da Cemile Hanım'a dönüp... Ya Cemile Hanım ne münasebet. Siz beni isteyip istememe hakkına sahip değilsiniz. Ben kızınla ilişki yaşıyorum. Buna sen karışamazsın diyebilir misin? Şimdi Nazlı Hanım'la bir işimizi bir son noktaya getirelim. Ondan sonrasında ona da konuşalım. Ona tamam. Ben şu anda mesela o konunun bu tarafını soruyorum.
Cemile Hanım, bu beyefendiyi bundan sonra yaşamınızda, hayatınızda istiyor musunuz? Cemile Hanım, bakın suratına. Ayfer İstemiyor. Ayfer Hanım zaten... İstemiyor. Biz Cemile bana... Hanım, yani neden istemiyorsunuz? İstemiyor. Sevda'nın paraları bitti değil mi Cemile? İstemiyor. Sevda'nın paraları bitti. Kaç kişiyi dolandırdınız İstemiyor. Da? İstemiyor. Sesin çıkmasın. Tabii işine gelmiyor tamam, değil mi Cemile? Tamam, sesin çıkmasın. İşine Serdar gelmiyor çünkü. Bey, Nazlı işini... konuyu şey yapma. Serdar Bey, hanımefendi diyor ki biz seni artık istemiyoruz. İstemiyorum, ben istemiyorum. Kimin adına konuşuyor? Kendi adına konuşuyor. Kendi adına. Dikkate alıyor musunuz söylediğini? Şimdi Ayfer'le bizim ilişkimiz devam edecekse benim için onun söylediğinin çok fazla bir önemi yok. Peki acaba şöyle bir şey olabilir mi? Ya Cemile Hanım'la danışıkla dövüş yapıp ya ben sen beni istemediğini söyle en azından beni bu işten yırtarım gibi bir durum olabilir mi Cemile Hanım? Biz Cemile Hanım'la bir yüz yüze gelmedik ki herhangi bir şey de konuşmadık. Zaten defalarca konuşmuyor kendisi. Defalarca evine gittin ya, defalarca evinde yattın kalktın ya. Sen kendisi... ne kadar yalan söylüyorsun ben ya? Ben bunu Serdar söyledi bana evinden geldiğini. Neden ben yalan söylüyorsun? Cemile bunları. Ya, Serdar neden yalan nereden söylüyorsun gelmeyecek? Ya kendin söyledin. Ben bunlar sana bir tehlikeli şey insan dedin. Defalarca elime verdiler. Ben elin adamı niye götüreyim eve ya? Ya kurşun mu ne döktüler dedi. Dediniz mi? Bunları da söylesene. Çapkınlığınızın üzerini örtmek için kadınlar da böyle şeylere inanmaya meyillidir. Çünkü bir açıklama istiyor. Ya dur ben bunu bir sihir büyü diyeyim de Nazlı bana daha çabuk inansın diye. Ya bana kötü büyüler, sihirler yaptılar. Bu sebeple ben bu hale geldim. Dediniz mi demediniz Hayır mi? Demedim. Samsun'da, yemin edin. Demedim. Samsun'da hoca yanına gittin ya. Hoca sana ne dedi? O mezarlığa gitti. Onu nereye gömdüysen geri çık. Alakası var. Nereden nereye getirdin gözünü seveyim. Anneni bağla o zaman. Annen bağlansın konuşsun o zaman. Annenle beraber gittiniz ya hoca yanına. Allah'ım ya. Vallahi ya sen nereden nereye getirdin? Ya hiç Allah'tan korkmuyorsun. Sana ne yaptılar da değiştin Serdar bu ya kadar. Ya sana ne yaptılar da değiştin bu hale Serdar, geldin. Sana söylesene. Serdar sana ne yaptılar değiştin bu kadar. Ayfer çıktı. Bana konuştuğun gibi burada da konuşsana milyon. Bak ya benim sana gizlim ben ne konuşayım? Ben buraya boşanmaya gelmişim. Senden kurtulmaya gelmişim. Ben ne senden konuşayım? Kurtulmaya geldim. Esra Hanım benim derdim Serdar değil. Benim evimi İlhan Korkmaz'ın üzerine yaptı. Şu konu biraz önce söyledi ya seni bu. Kardeşinle bile. He kardeşimle bile. Küs yani hale o kişiye getirdi. Bak isim vermiyorum. Doğru mu bu? Kardeşimle Efendim? Bile böyle konuşmuş. Benim kardeşim kötüymüş. Kötü yoldaymış. Ayarla şöyle yap böyle yap. Ben bunları duyunca dünyam başıma yıkıldı. Annem babam bana emanet etti. Buna güvendiler. Kendi evlatları ya gibi güvendiler. Ne dediğinin farkında mısın Allah bana aşkına? Bana bunları o arkadaşın söyledi. Arkadaşın söylemiş arayıp da Serdar. Bak ben kime ne söylemişim Allah Bilmiyorum. Aşkına ne konuşmuşum? Dalga mı geçiyorsun? Bu kadın bütün bilgiyi alıyor her yerden. Bağlansın Esra Hanım. Herkes bağlansın konuşsun. Benim gizlim saklım yok. O söylediklerini söylüyorum ben. Benim buraya gelme amacım Esra Hanım. Ben iki tane çocukla ortada kaldım. Evimi kimin üstüne yaptıysa ben evimi istiyorum. Beni 6 aylığına dedi. 6 ay sonra geri vereceğim dedi. O kişi de özellikle bana dedi Bu ki... Bu arada babanız telefon attığında. Evet. Allah rızası için bağlayın Esra Hanım. Konuşsun. Ali Bey merhaba. İyi yayınlar. Hoş geldiniz yayına. Sağ olun. Teşekkür ederim. Damadınızı tanıyabiliyor musunuz artık? Damatımı şu anda tanıyamıyorum. Çok bir makine... Yalan makinesi olmuş. Her şeysi yalan yani. Benim kızımı orada mahrum bıraktı. Boştan durdu. Hatlarını doldurdu gitti. Dışarıya gitti. Dışarıda kazandı paraları Ayfer Hanım'a gönderdi. Her şeysi yalan konuşuyor. Benim kızım şu anda zor durumda. Anlamıyorum yani. Yalanlar tehdit ediyormuş kızımı. Kanala... Çocuk sokaklarda aç susuz gezerken Ayfer Hanım yiye paraları. Esra Hanım. Benim kızım zor durumda. İş bulabilirse işe gidecek. Bir gün ekmek parası geçecek. Uçuyorları görecek. Faturası Ahmet Mehmet ödeyecek. Eşyası Ahmet Mehmet alacak. Yani zihir yaptılar diye az önce dinledim. Yalan diyor. Ben bizzat bana da söyledi. Götürdüm dedi kabristanına göm dediler bana dedi. Buyur Serdar babam da mı yalan konuşuyor hadi konuş. Bunun her şey yalan. Bu olmuş bir yalan makinesi. Yalan makinesi. Annesinden bana buraya gelmişler. Hoca yanına gitmişler. Hoca demiş işte oradan
Sen demiş bu... Annen seni hocaya götürdü mü? Annesinin yok, de kusura... birazcık vicdanı varsa o da ya mı alırsın? Ya daha dün gece anasının yanındaydı. Samsun'a kaçmış. Samsun'a kaçtın senden bir anda. Doğru mu? Samsun'dan geldiniz Samsun'dan buraya. Samsun'dan geldi Esra'nın. Annemle görüşmedim ki. Otogardan geri döndüm. Nazure çıkınca Samsun'a kaçtı. Annesinin yanındaydı. Annesi de destekliyor bunu. Ya annemi görmedin bile Esra Hanım. Ne annemle... demek görmedin lan terbiyesiz. Ay Nazlı'yla aramıyordu. Nazlı'yla. Annesini görmemiş. Nazlı'yla annemin anasını kötü yaptı. Lan, bir yalan makinesi Ayfer olmuşsun. Ayfer Nazlı'yı yaptım diyordun. Annenle defalarca görüntülü konuşturmuşsun. Terbiyesiz. Bunları mı söyle? Ayfer'le annenin görüntülü konuşturmuşsun. Şunu merak ediyorum Ali Bey. Bu olaya... Ali Bey bir dakika. Damadınızın hayatına bu diğer kişi girene kadar... Damadınızı sever sayar mıydınız? Bir baba olarak destekler miydiniz? Kendi evladı gibi görüyordu Esra Hanım. Aynen kendi evladım gibi güveniyordum. Bak bir tane de orada benim bekar kızım var. Bekar kızımı da onlara emanet ettim. Onlar yanında kalıyordu. İsa Acar diye birisine demiş ki benim demiş işte baldızım var demiş. İşte şöyle ayak böyle ayak bunu ayarla sen demiş. İnşallah Allah büyük ki bir günü Serdar'la bir yüz yüze geliriz. Allah... ahlaksız. Onu ben evlat gördüm. Evlat. Evlat damat değil, evlat böyle gördüm şey, ben de seviyesizliği. Şey kesinlikle... Ali amca, yani bu şerefle ilgili kelimeleri i̇şte, türetmeyin lütfen. Böyle bir şey kesinlikle... Serdar Bey... Yani böyle bir düzgün bir karakterli adam Baldur'a bunu yapar mı? Baldur insanın kardeşidir ya. Aynen öyle. Yani kardeş kardeşi bunları yapamaz. Bir yıl öncesine kadar çok severdim ve sayardım dedi. Doğru mu? Doğrudur. Bütün her şey, bazen hani kendi ellerimizle tüm hayatımızı mahvederiz ya. Kendi ellerinizle hayatınızı mahvettiğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Yani bu ilişki, sizin bu heyecanınız, arzuların peşinde koşmanız aslında sizin mutsuzluğunuz oldu. Evet. Babanız haklı mı sistemlerinde, kayınbabanız? Değil. Çünkü şu anda herkes tek taraflı düşünüyor. Hiç kimse Nazlı Hanım'ın cazgırlığının yüzünden Nazlı Hanım'ın eksiğini görmüyor. Ne gibi eksiği bir kadının, var? Bir kocanın hanımından beklentilerini ve de bir kadının kocasından beklentilerini kimse görmüyor. Herkes tamam. Sadece şu anda neden benim Ayfer Hanım'la benim Ayfer Hanım'la ne düzeyde bir yaşantımın olduğunu hiç kimse, herkes bunu yargılıyor, sorguluyor şu anda. Hı hı. Ve bu adam bu noktaya nasıl geldi diyor, kimse bunu konuşmuyor. Nazlı kendisi demiyor ki ben tamam sen beni bu hale getirdin. Ama sen beni bu hale getirinceye kadar ben de seni bu hale soktum diyemiyor. Bunu düşünemiyor. Ne yazık ki. Sana yazıklar olsun. Şu anda... Sana yazıklar olsun böyle diyorum. Hani başka dar ağacına bir şey gerilmiş demiyorum. Gibi hissediyorum kendimi. Ne hissediyorsunuz? Dar ağacına gerilmiş gibi hissediyorum. Hı hı. Problem yok. Ben buraya boşanmaya aslında geldim. Aslında şu var Serdar Bey değil mi? Yaşadıklarınızla yüzleşiyorsunuz. Çok haklısınız. İnsanların evliliklerinde sıkıntılar oluyor, sorunlar oluyor ama... o mutsuzlukların hepsi o evliliği bitirmek için önemli gerekçeler. Önemli gerektir. O başka bir konu. Mevzu o konulardan dolayı siz evliliğinizi bitirmiş olsaydınız kimse size dönüp de hiçbir şey söyleyemezdi. Defalarca söyledim ama. Ama siz onun benden altına boşanıp sığınıp, da yapsaydın. Bak onun altına sığınıp ya ben Ayfer'le karımı aldattım ama bir sorun niye aldattım? Benim karım ilgisizdi, benim karım çocuklara bakmazdı, benim karım işte yataktan çıkmazdı derseniz... Çocuklarına kim bakmış olmaz. Esra Hanım? Çocuklarına annesi babası mı büyütmüş? Hayır, benim olmaz. Çocuklarımı bunun kim sebebi büyütmüş? Değil. Sizin başka bir davranışınız var. Siz bu sebeplerle boşanabilirdiniz sadece. Siz kendi kendinize de haksızlık yaptınız. Bana o söyleyene kadar anneme babama madem ben seni dinlemedim madem... Kötüydüm ben annemi babama niye demedin? Kızım böyle yapıyor. Bir kere babamın karşısına çıkıp dedin mi ben istemiyorum Nazlı'yı. Ya bunları bırak bana bahaneyle gelme. Beni bırak bir kere sen oradan geldin. Çocuklarının yanına değildi benim çocuklarım. Anne Nazlı, ben babamı ben özledim derken. Çocuklarım evde girmişim. Hüngür hüngür ağlarken neden Ayfer'in kollarına gelmişim. Gitti? Senin evine, senin yaşadığın yere gelsem, çocuklarımın yanına gelmiş olsam sen bana orada neler yapacaksın? Çocuklarım seni istemiyor sen ki zaten. Sen defalarca bana demedin mi? Mahalleye daha giremezsin. İnsanlar bana nasıl gözle bakardı biliyor musun sen? Şimdi yalnızca aldatma eylemi yok. Bakın evlilikte nikahtan ediyoruz iyi günde kötü günde. Siz şimdi bir aldatma eylemi var eşinize karşı ama... Diğer büyük yıkım da şu, aileyi ekonomik anlamda dibe götürüp iki tane evlat var. Şimdi sizin yaptığınız eylemlerin sonuçları kime sirayet ediyor? Oraya sirayet ediyor. Siz diyorsunuz ki kötü bir anne de,
kötü bir anneyi bir de ekonomik şartlarda dibe batırıp borçlularla yüz yüze getirip... Hiç tanımadığım içeri... kişiler Hülya Hanım aradı beni bakın, defalarca. Bakın şimdi diyorsunuz ki car car konuşuyordu. Ya car car tabii konuşursunuz. Ben ödemelerini ekonomik düzgün öde. Dibe vurursanız aldatma eğilimi zaten psikolojik olarak gitmiş. Benim psikolojimi bozuyor. Şimdi ben Ayfer'le... Hele bir sorun, ben bu hale nasıl geldim? Ayfer'le de iyiyim, mutluyum. Ya birinin mutluluğu, anne babadan birinin mutluluğu söz konusu olurken diğer çocukların içinde bulunduğu duruma da bakmak lazım. Bırakın artık bu kadar. Ayfer Hanım, hayatınızın merkezine kendinizi koyduğunuz sürece o borçlar da bitmez. Ailede çöküntüden kurtulmaz. Ya da para bittiğinde o mutluluğu yakaladığınız, sandığınız kişi sizi ortada diyor, bırakır. Kabuğundan içeri girmesin diyor. Baldızın alınan bilezik nereye gitti mesela? Ayfer Hanım'a gitti araba yaptıracağım diye. Bir aylığını almıştın ya ablamdan bilerziği. Ablam da şimdi diyor ki ben sana verdim, getir, ben nasıl vereceğim Esra? Mesela o konuda mesela bizim ülkemizde hani kardeşler arası normal şartlarda borç olur mu? Olmaz. Olmaz ama Esra ama Hanım. Ama kocanın... kocan için aldığın şeyden dolayı kardeşine mağdur olmak bir mahcubiyet hissi. Evet Ezra Hanım. Bu da kötü bir şey. Yani sizi bu duruma sokan aslında Serdal Bey'in kendisi. Ezra Hanım, banka beni sürekli arıyor. İcralık avukatlık oldum. Lütfen kartlarımı kapatsın. İleri geri aldığı, benim adım alındığı borçları kapatsın. Benim evim, ben iki tane çocuğuma bakıyorum. Allah'a şükür elim ayağım tutuyor benim. Ben kendime bakıyorum. Ama hatta mutfağa buzdolabı aldım. Bunun adına onu bile ben ödüyorum Ezra Hanım. Ben bu ayakta ondan bundan borç aldım. Yetmedi Esra Hanım. Ondan bundan borç aldım. Ödedim. Ödemesem ödemezdim ama insan, alışveriş yaptığım insanlar sürekli. Benim de bir şekilde güzel ödedim biliyor musun? Esra Hanım. Bir tarafta bir kadın hayat mücadelesi veriyor. Diğer tarafta koca gidiyor. Sanki ben ilk hiçbir defa şey çalışmıyorum gibi Esra Hanım. Ben Bağcılar'dan ev aldım. Çocuğum 1,5-2 yaşındaydı. Kendi annesi bile bakmadı. 2,5-3 sene boyunca Esra Hanım, ilk oğlumla. Sen hem evde hem işte hep evet, emek verendin. Evet Esra Hanım, bunu milyonlar biliyor. Bağlansın bir kişi söylesin. 2,5-3 sene boyunca ben cumartesi gün akşam, cumartesi 1'e öğlene kadar tekside makinacıyım, çalışıyorum ben. Tekside çalışıp cumartesi gün akşam eve gelip bir gün pazar sil sübür, 2,5 sene boyunca pazar gün akşam dön geri gel. O şekilde çalıştım ben Esra Hanım. O şekilde çalıştık, ev aldık. Keşke biz de kadınlar olarak erkekler gibi sadece sabah bir işe gidip akşam geldiğimizde çok yorgunum deyip kenara çekilebilsek ama maalesef ben çekilemedim Esra Hanım. Ev işime destek olmaya çalıştım. Lazım ben. Senden birkaç dakika izin isteyeceğim. Telefon hattında Cemile Hanım'ın bir köylüsü var. Hoş geldin, sizi tanıyan biri. Sever mi köylüleriniz sizi? Bilmiyorum ki. Kim? Bilmiyorum ki. Seviyor hatta. Akrabalarım dur. Allah rızası için. Nazlı'cığım. Alo. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Siz bir ihbarda bulunmuşsunuz Cemile Hanım'la ilgili. Nedir evet, ihbarınız? Şöyle söyleyeceğim size. İsmimi orada geçmesini istemiyorum. Geçmiyor. İsminizi ben bile bilmiyorum. Cemile Hanım'ın anlattıklarının hepsi yalan. Allah'ım, ben bu karıyı tanımıyorum. Ben bu karıyı tanımıyorum. Bizim akraba değil bu. Bana karar veriyor. Serdar Bey topopom benim evime kuyruk mal getiriyor. Allah'ım yarabbim, kurbanım. Bak yalan yalan. Serdar Bey, ben hiçbir şey anlamadım. Daha 2019 sürücüde oradan bu. Ben seni tanımıyorum. Söylediğiniz hiçbir şeyi anlamadım. Hoparlörü kapatın lütfen. Ben bunu tanımıyorum. Bizim akraba değil bu. Yalan hayatım söylüyor. Akraban değil zaten. Yalan köylü. Söylüyor. Köylüye gelmedi. Hadi hayır yalan söylüyor. Ben bu benim peki, akrabalarım değil bu. Ben akrabalarımı tanımam mı? Arkadaşlar bendeki de kafa Allah rızası için. Şimdi sizi tekrar duymak istiyorum. Cemile Hanım hangi Cemile konularda Hanım yalan konuşuyor. Söylüyor? Beni dinliyor musun Esra Hanım? Dinliyorum hayatım. Cemile Hanım yalan konuşuyor. Başından beri bu olayı biliyor. Serdar'ın bana defalarca para yardım ettiğini, Serdar çok iyi bir insan, bana sürekli para yardımda bulunuyor. Bana kuyruk yağları getiriyor ve kızıyla ilişkisini başından beri biliyor ve onaylıyor. Ve ona evinde sürekli misafir ediyor. Serdar Bey'in yatağını eliyle açan Cemile Hanım ve onayları biliyor. Orada bütün konuşan hepsi yalan. Peki buyurun Cemile Hanım. Allah'ım sana ya Rabbim. Çoluğun çocuğumuza yemin eder misin? Neyin üzerine? Çoluğumun çocuğumun üstüne yemin ediyorum. Sen yalancı bir kadınsın. O Nazlı Hanım'a çok yakın. İlişkiyi onaylayan sen. Serdar Bey'e de eşinden boşan gel. Benim kızımla evlenen sen. Şu anda Serdar'la müşteri aralısınız. Serdar'a nasıl konuşuyorsun? Serdar'ın senin değil. Sen Serdar'ı istiyorsun. Ve kızım da evin İbrahim'de. O yüzden ayırdın. Ve de Ayten de Serdar'ın her gün her an senin evinde kaldığını bütün konum konuşuyor. Bütün herkes biliyor. Yalan konuşma.
sana. Terbiyesiz kadın. Buyurun Cemile Hanım. Allah'tan dilerim boynun tutulsun. Ben anladım senin ne olduğunu. Ha, biliyorum ben onu. İyi. Onu biliyorum ben, yani, tanıdım. Yani beddua boynu tutulsun. Bizi istemeyen beddua bir kişi bu. Şimdi ben anladım Esra kim? Hanım. Anladım kim ben. Hani, ben anladım ben tanıdım. Önce iddiaları cevaplayın. Allah'tan Nazlıcığım soruyu sormama izin ver. İddiayı cevaplayın. Diyor ki öyle bir kere falan gelmedi. Cemile Hanım yalan söylüyor. En başından beri bu ilişkiyi biliyor. Serdar'la Nazlı kızının buluşmasında zaten evini açıyordu. Buyurun. Desin. Haram zıkkım olsun benim kelimin çocuğum. Benim sana da yaptıklarım haram zıkkım olsun biliyor musun? Haram zıkkım olsun benim kelimin çocuğum rızkı boğazından geçmiş. Sen konuşma be. Tabii. Ben senden konuşmuyorum. Terbiyesiz. Senin kocanın bir kuş parası geçmedi bana. Bir şey söyleyeceğim. Senin kocanın bir kuş parası geçmedi bana. Benim kocamın parası bana yetiyor. Yalan mı konuşuyorsun? Saptırmayın. Ha. Evet siz iddiayı... Yalan söylüyor. Telefondaki kişiyi tanıdım dediniz. Evet. Ben ona da... Onu ben tanıdım şimdi. Mehtap Hanım. Peki doğruları mı söylüyor? O zaman Mehtap... Hiç yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bu kocasından da ayrıldı. Bu kocasından neler çekti bu? Evet. Ne benim, iki ay benim evimde kaldı bu karı. Ha? İki ay benim evimde kaldı. Tamam. Demek ki seni çok iyi tanıyor. Tanıyor. Tanıyor ama bu tanımıyor beni. Yok öyle bir şey. Yoktu. Bilmiyor. Yalan söylüyor. Hiç benimle aram açık ya. Bu inan. Onun için söylüyor. Şimdi o sizin komşunuz evinizde kalmış. Beyefendinin kuyruk yağı ticareti yaptığını nereden biliyor? O kaldı, bu kaldı bu. Tamam ama kuyruk yağı satıyor musunuz? Diyor. Yok şu an. Ha? Yok. Bir sene önce. Bir sene önce. Anam. Aa doğru. Evet Esra Hanım. Konuya buradan başlamıştım zaten. Ha? Evet. Kuyruk yağı. Ya hadi gitmemiştin ya Serdar Efendi evine. Ya çantayı valizi. Bu yüzden damadınız size küs. Kim? Eski damadınız size küs. Ayfer'in eşi. Boşandıktan sonra sizle görüşmüyor. Niye? Bu sebeple. Ayfer niye gelmiyor? Cemile Hanım? Bilmiyorum, gelmiyor. Buyurun Serdar Bey. Bir şey demiyorum. Çıkmak istemiyor diye. Niye çıkmak istemiyor? Gerçekler ağrına gidiyor. Niye Mehtap Hanım'ın söyledikleri sizi rahatsız etti? Mehtap Hanım'ın söyledikleri niye rahatsız etti? Yalan söylüyor, yalan. Gerçekler acıtır. İki ay benim gecenin saatin birinde kocasının yanına kalkmış doğuş etmişler de. Ben Mehtap'ın hayatını sormuyorum. Serdar'la Ayfer'i soruyorum. O neye bağlandı şimdi? Niye? Doğrular canınızı mı yaptı? Ben onun nereye olduğunu biliyorum. Onu da biliyorum ben onun yer olduğunu. Tabii onlar yalan söylesin. Cemile yalan söylüyor kızım, yalan söylüyor. Siz yalan söylüyorsunuz Cemile Hanım. Evet yalan söylüyor. Tamam Cemile Hanım siz doğrusunuz yalan o zaman. Yalan söylüyor. Cemile Hanım konumuz o değil. Konumuz kızınızla Serdar'ın ilişkisi. Serdar'ın ilişkisi sonra... benim hiçbir şey ilgilendirmez. Yalnız benim kızımdan uzak dursun. Söyleyin ben istemiyorum, istemiyorum. Ben de istemiyorum. Bak, buyurun Serdar sizin olsa şimdi. Söyle yüzünü söyle. Serdar Hanım kesinlikle yürüme uğrama. Ben de istemiyorum. Sultan Gazi'ye uğrama. O kadar bitti. Ben de istemiyorum Cemile Hanım. Alın sizin ya olsa şimdi veriyorum. Tepe tepe kullanın. Sultan Gazi'ye uğramasın. O kadar bitti. Para bitti, aşk bitti çünkü. Onun parası bana haram zıkkın olsun boğazından haram geçtiyse. Haram zıkkım olsun. Anladın zaten mı? Benim çocuklarımın ekmek parasını size getirdi ya. Biz... haram zıkkım olsun. Ben yemedim ki bana haram zıkkın olsun. Söylüyor bak insanlar bağlanıyor. Yalan mı söylüyor? Yüzüksün işte hıyın yüzü. Benim kocamın parası bana yetiyor. Tabii. Anladın? Tabii. Sana da verebilirim. İstemiyorum. Sizin gibi açların parasına ihtiyacım yok benim. Nazlı konumuz o değil. Tamam öyle verebilirim diyorsanız Serdar Bey verin de bari borçları ödesin. Allah Allah. Ha borçları ödesin bari. İkisi konuşsa ikisi görsünler bu işi. Sen Esra Hanım ben karışmıyorum. Hayatım kızın ortaya girdiği için üçünüz konuşuyorsunuz. Evet onlar ikisi anlatsınlar. Bu arada ilk buraya gelen de Ayfer Hanım ha. Evet. Peki yarın devam edeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Serdar Bey siz 1-2 dakika bekleyin. Cemile Hanım samimi mi? Ben bundan sonra Serdar'ı istemiyorum derken. Efendim? Samimi mi? Bilmiyorum kendisi. Ben bir şey bilmiyorsunuz. Peki. Nazlı sizi buradan uğurluyorum. Yarın görüşürüz. Sizi de uğurluyorum. Buyurun. Yuvayı ayakta tutmak... kolay değil
Ama kolaylaştırmak tarafların elinde ama yıkmak ne kadar basit gördük değil mi? Yani. Sezer Göl geliyor. Biyolojik annesini arıyordu. Annesini aramak üzere programa geldi. Bugün güzel bir an sevgili seyirciler. Çünkü Sezer 7 yıl önce 7 yaşındayken onu bırakan annesiyle ilk kez bu stüdyoda kavuşacak. Gidecek hiçbir yerin yok. Evet. Kalacak hiçbir yerin yok. O da evet. Yatacak bir yatağın bile yok. Evet. Annemi bulmak için geldim. Onun seni görmesini, senin onu görmeni çok istiyorum. Sezerciğim, biyolojik anneni buldum. Allah senden razı olsun hocam. Annem, annem. Bıraktığına pişmansın iş. Sözlerin konuşamayacağım. Yüreğimde. Bir gün seni Sezer'in bulacağını, arayacağını biliyor muydun? Bilmiyordum. Neden onu bıraktın abla? Bırakmak istemezdin tabii ki ama. Yok, bırakmak istemezdim onu. Durumlarım el vermediği için bırakmak zorunda kaldım. Son ne dedin ona bırakırken? Allah'a emanet ol oğlum. Bakacak gücüm yok dedim. Sana bir şey dedi mi? Bırakma beni anne dedim. Beni bıraktığına pişmansın iş. Evet, çok pişmanım annem. Bana bakmasını istiyorum. Bundan sonraki yaşamını annenle mi geçirmek istiyorsun? Evet. Anne oğul mu olmak istiyorsun? Evet. Siz buna var mısınız İlknur Hanım? Evet. Yarın annenle kavuşmaya hazır mısın Sezer? Evet. Şu koridorda onunla kucaklaşmaya. Evet. Sevgili seyirciler, nefes aldıkça umut hep var dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlı mısın? Pek sayılmaz ama olsun. Ha? Heyecanlıyım. Uyumadın mı? Dün gece uyumadın mı? Uyuyamadım tabii. Uyuyamadın. Senin yerinde kim olsa uyuyamaz. Tabii. Sezer seni ayağa alacağım. Anneni davet edeceğim. O sen 7 yaşındayken seni yurda bıraktı. Bırakmasının kendince gerekçeleri vardı. Babanın vefatından sonra. Bunca yıl seni aramamasının altına sen hep bir sebep aradın. Şimdi merak ettiğin her soruyu kendisine sorabileceksin. Ama benim görevim bu dünyada senin onu canlı canlı görebilmeni sağlamaktı. Onu da gerçekleştiriyoruz şimdi. Gel böyle. Biraz böyle bekleteceğim. Vallahi sevgili seyirci öyle kolay olmadı açıkçası. Ama kalp kalbe değerse buzlar erirmiş dedik. Anne oğlu bu stüdyoda bir araya getiriyoruz. Sezer'in annesi İlknur Hanım geliyor. Buyursunlar. Annem annem sen üzülme sesli dinle. Annem annem,
olsam hem de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Annen yanında. Hiç bana bakma. O kötü dediğin insanlar aslında beni kurtaran insanlardı. Biliyorum. Ben biliyorsun da niye söylüyorsun Allah'a? Annen söylemedi onu. Yanındaki Turan Bey söyledi. Ama olsun yine de onu ben bilmiyorum onu söyleyeceğim ama. İlk konumuz o değil. Ona da geleceğiz. Tamam. Onu ben hesabını sorarım sana. Olsun anne. Sen sağ olsun. Yo, bana yeter. Tamam anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz mi? Evet. Çünkü cesaret edemiyordunuz. Çıkmak evet. istemiyordunuz. Evet. Ama ben peşini bırakmak istemedim tabii. Cesaret edememenizin, gelmek istemememenizin çok daha duygusal bir sebebi olmalı. Evet. Size sitem eder, kızar diye çekiniyor muydunuz? Evet. Ama kollarını açmış, sizi bekleyen bir evlat var. Biz bu kadar yalvarmasak gerçekten İknur Hanım'ın gelmesi çok zordu. İşte. Bazen cesaret edemeyiz atacağımız adıma. Doğru. Bazen tepkiden korkarız. Evet. İknur Hanımcığım, Sezer'i o son bıraktığınız, 7 yaşındayken bıraktığınız gün Sezer'in üzerine ne vardı hatırlıyor musunuz? Mavi okul önlüğü vardı. Eşiniz vefat etmiş. Evet. Vefat ettikten sonra Sezer'i vermenizin sebebi sadece evlenmek olamaz herhalde değil mi? Hayır. Neydi? Ya o zamanlar o durumu gerektiriyordu. Yani evet. Ben hiçbir anne evladını bırakmak istemez. Hı. Ben onu oraya sağlam olsun yeri. Hı. Yani bir devlete sırtını dayayıp bir memur olsun istedim. Hı hı. Çünkü ben de sokaklardayım. Ben de yurttan büyümeyim. Siz de mi yurtta büyüdünüz? Evet. O yüzden bir, yani anneniz babanız hiç kimse yok mu? Var. Sahip çıkmadılar. Sahip çıkmadılar. Siz onları arkadaşlar rica ediyorum. Siz onları kaç yaşında buldunuz? On sekizime yeni girdiğimde. Aslında bir nevi Sezer'le aynı hayatı yaşıyorsunuz. Anneniz babanız hayatta mı şu an? Evet. Hayattalar. Onlar hiç sizin yanınızda olmadı. Hayır. Beni çok şaşırtıyordu bu. Hep diyordum yani bir hala, bir dayı, bir amca hiç kimse olamaz mı? Sizin de hayatınız. Peki kocanızın tarafında kimse yok muydu?
Yoktu. Onlarda da yoktu. Peki annenin de hayatı çocuk esirgeme kurumundan geçmiş. O da anne ve babası, ebeveynleri tarafından terk edilmiş. Siz de bu hayatta yapayalnızsınız. Evet. Biraz göçebe gibi mi yaşıyorsunuz? Biraz. Biraz göçebe hayatınız var. Şimdi sana bugün bir sürprizim daha var. Onu da hissedebiliyorum. Şu an konuşmanızda hissedebiliyorum. Söyle bakayım, ne hissediyorsun? O sürpriz olan şey söylenmez. Ama sen bana şu anda söyleyebilirsin. Gerek yok. Söyle. Siz söyleyin. Hayır. Hayır, sen söyle. Hayır. Hayatım, bende sürprizler bitmez ki. Olsun, bir önemli olan bitmemesi yeterli. Bitmemesi. Babana hatırlıyor musun? Ne zaman ya? Ya babanı hiç hatırlıyor musun? Görsem hatırlamam yani. Görsem bile hatırlamazsın. Baban sen 7 yaşındayken vefat etmiş. Hatırlamaman da normal. Babanın fotoğrafı bundan sonra hayatında başucunda olsun ister misin? İsterim. Babanın fotoğrafını buldum. Siz hayal meyal hatırlıyor musunuz? Eş mi? Evet. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Ama ben hatırlamıyorum. Sezer, şuradaki ekrana bakabilirsin. Babanın fotoğrafı ekranda olacak. Sezer'in 7 yaşında vefat ettiği babasının fotoğrafını ilk kez görecek. İknur Hanım. Düne kadar nereye aitim diyordunuz? Bugün yanınızda anneniz, diğer tarafta babanıza ait bir fotoğraf karesi var. Ait olduğun yeri buldun Sezer. Bunu sana çerçeveletip vereceğim. Onu istiyorum sana. Niçin vefat etti İknur Hanım? İş yerinde kalp krizi geçirmiş. Ben ayrıldıktan sonra öğrendim onu. Yani kaç yaşındaydı? 10 sene sonra öğrendim. Ha sonra da? Ve 7 yaşındayken vefat etmedi, yaşıyordu. Aa, yaşıyordu. Ben o zaman bilmiyorum. Görmediğim için bilmiyorum yani, ölüp ölmediğini yani. Nereden biliyorum? Bu daha acı. Yani baba hayatta, sen yurda ver... O zaman baba da yurda verilmesini istedi. Biz boşanmıştık ama. İzini kaybettirdi. Biz ulaşamadık kendisine bir daha. 10 sene sonra karşılaştık. Onun da ölüm haberi geldi. O da daha, bu daha acı. Hani öbür tarafta bir yere bağlıyorsun ama böylesi çok daha acı. Bunu da bize Sezai Bey'in yakınları attı, sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Turan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İknur Hanım'la ne kadar süredir berabersiniz? 5 yıldır beraberiz. 5 yıldır? Evet. 5 yıldır ilişkiniz var. Evet. İlişki değil, evli hayat yaşıyoruz. Dini nikahlı beraberlik. Evet. Niye evlenmediniz? Niye evlenmedim? 2 sefer evlilik teklif ettim. Biraz daha bekleyelim dedi. Bekliyoruz. Doğru mu İknur Hanım? Evet. Evlilik teklifini çünkü reddetmenizin sebebi neydi? Oğlum. Niye oğlunuz? Çünkü haber alamıyordum. Ya oğlumu bulunca mı evleneceğim dediniz? Evet. Kafası rahat değil. Ya oğlumu bulunca evlenirim.
Artık evlenir misiniz? Evet. Evet. Siz arıyor muydunuz Sezer'i? Tabii. Kurucu'ya gittim, kurucu'ya. Kaymakamlıkta çalışıyor dediler, gittim. Bir ay mı, 15 gün oldu dediler, işi bıraktı dediler. 2 yıl önce falan. Rahatsız dediler, aramadığım yer kalmadı. Telefonu yok, bir şey yok. Ben zaten Sakarya'yı fazla bilmiyorum. Ben de Sivas'tan geldim. Bir çarşıyı bilirim, pazar yerini. Bir de köyü bilirim. Bu arada lakabınız Sivaslı Anton mu? Evet. Gerçekten doğru mu? Doğru. Biz Anton'u ararken Turan'ı bulduk da o yüzden. Yok, beni Sivas'ta Turan olarak çok bilen olmaz. Anladım. Anton, normalde Turan. Sivaslısınız. Evet. Biraz önce Sezer annesini görüp önce şu sahne sizi mutlu etti mi? Ne demek? Mutlu olmayacağımı bilsem gelmezdim ben zaten. Telefon. İktir Hanım niye cesaret edemedi gelmeye? Bir tepkiyle karşılaşırım belki. Dedim olsun bu senin evladın. Ben zorladım. Caner Bey'e bir sorunsana ben zorladım geldi. Aldım haberleri. He. İki kızlar ama üçüncüsünde kucaklar. Elbet ki. Et tırnaktan ayrılmaz. Esra Hanım. İktir Hanım bak valla şey bir yumuşak sakinsin de. Hep öyledir. Hep öyle. Hep böyle. Evet. Biraz önce Sezer anneyle ilk karşılaştığında sen beni o sokaklarda bulanlara niye böyle kötü bir şey söyledin dedi. Ama yanlış aklıma ilk o dedi bana. Turan Bey'e de merhaba diyebilirsin. Merhaba Sezer. Merhaba de. Nasılsın canım? İyisin. İyiyim. Annene kavuştun artık. Evet. Şimdi dün Caner yayına bağlandı dakikalarda siz demişsiniz ki o çocuğu bulan aile iyi bir aile değil. Ben öyle demedim. Ne dediniz? Öyle demedim. Ne dediniz tam? Dedim ki. Ama onlar öyle söylemedi. Başında şey yapma yok, yani. Yok öyle mi? Baktılarsa teşekkür ederim. Baktılarsa sahip çıktılarsa. Ona gerçekten teşekkür etmek zorundayım. İyilik yapılana kötü kelime söylenmez. Ben sadece dedim tanımıyorum. Hır mı, hırsız mı, hayırlı mı, hayırsız mı? Ben sadece onu söyledim. Ben kimseye kötü demem. Kötü demediniz. Demem. Ne diye diyeyim? Siz kötü bir şey söylediniz mi? Hayır. Söylemediniz. Peki o zaman bir özür dileyin. Baktıkları için teşekkür ederim. Kim? Ben özür dilerim. Faruk Bey karşıda Faruk Bey ve annesi Hülya Hanım. Bunlar işte. Esra Hanım merhabalar. Hoş geldiniz Faruk Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Hamdolsun. Yani çok mutluyum. Çok mutluyum. Vicdanım, vicdan olarak çok rahatım. Ama bir kelime için çok gerçekten üzüldüm. Şimdi beni kötü olarak dün televizyonda yansıttılar. Öyle değil. Sizin huzurunuzda bir şey sormak istiyorum. İknur Hanım beni tanımaz. Turan Bey beni tanımaz. Tanımam diyor. Çarşıda denk gelmemişizdir. Pazarda denk gelmemişizdir. Teşekkür ederim. Benim yaptığım kötülük... Bir saniye Turan Bey, bir saniye özür diliyorum sizden. Bir saniye sonra sizle konuşabilirsiniz. Tekrar soruyorum. Benim Turan Bey, İknur Hanım bu insanları tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorsunuz. Evet, benim yaptığım kötülük Sezer'in elinden tutup buraya getirip annesinin onu araması gereken yerde benim şu anki mutlu tabloyu kurmamda kurmama vesile olmam. Kötülükse ben bu kötülüğü kabul ediyorum. Sezer'e sahip çıkmam. Öyle bir şey olmaz. Sezer'e sahip çıkmam. Sezer'e sahip çıkmam. Öyle bir şey olmaz. Ben bunu da kabul ediyorum. Ve İknur Hanım sizden bir şey rica ediyorum. Gerçekten Sezer'e çok iyi bir annelik yapın. Bu kötülükleri unutup bu saatten sonra Sezer'e çok iyi bir annelik yapmanızı istiyorum. Esra Hanım ben bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun. Ben 30 yıl oldu ben eşimi kaybedeli. 6 tane yavruyu böyle... Hepsini büyüttüm, evlendirdim, evlenmedim. Şimdi niye evlilik hayatı yaşıyorum? Çocuklarım hayatını kurtardı. Geri geldiği zaman bana bakıyor. Ben de dün Özer'in, Sezer'in suratını gördüm. Duygu patlaması yaşadım. Gördüm onu. Çok kötü oldum ben. Ve Esra abla bir şey daha söylemek istiyorum. Sezer'in kendine ait bir odası olursa bundan sonraki yaşantısında... Çizgi film izleyeceği televizyonu da ben almak istiyorum. Ay. Teşekkür ederim.
böyle insanları bulamazsın herhalde. Öncelikle Faruk Bey. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ömer'in aktardıkları onlardan gelen bilgiler. Faruk. Tamam. Buyurun Turan Hoca. Sahip çıkmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ailecek'te görüşürüm seninle. Her zaman. Yeni camide dükkanım var. Başımın gözümün üstünde yeriniz var. Ben kimseye kötü demem. Kimsenin aleyhine kötü demedim şimdiye kadar. Kimsenin lafını da kimseye taşımam. Yalnız ortada kalan Caner oldu. Bir yanlış anlaşılma oldu o zaman, öyle diyelim onu. O dışarıda zaman... da her zaman bekliyorum sizi. Misafir etmek de istiyorum. Sakarya halkı bu arada... bizi yanlış algıladı. Ve dün, gerçekten emin... Sakarya'daki da insanlar da bizi çok yanlış algıladı. Duyduğumuz ve emin olmadığımız şeyi çok kolay da aktarmayız. Kesinlikle öyle bir şey olmaz Faruk. Ama şu anki şahane bir tablo hiç bozamayacağım. Annenize de Esra abla, buradan ederim. Gerçekten benimle Sakarya halkına ve esnaf abilerime, kardeşlerime de selam şimdi gönderiyorum. Şimdi Faruk'cığım, öncelikle sana teşekkür ediyorum. Aslında Sezer'in seni bulmanla başlayan bir süreç bu. Bugün Sezer annesiyle yan yana oturuyor. Bundan daha mutlu bir an olamaz. Size de teşekkür ederim Esra Hanım. Ben vallahi İknur'un cesaret edemiyordu. Evet. O zaman madem Caner ortada kaldıysa Caner açıkça konuşsun. Esra Hanım merhaba. Merhaba Ülke Hanım. Bana bundan Anton Nasılsınız Turan dedi. Esra Hanım? Ben sözümün üstünde hep duran insandırım. Turan Bey, ben bir şey rica edebilir miyim? Tabii ablam. Az Esra Hanım'la konuşabilir miyim? Ülke Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Esra Hanım. Ülke Hanım hatırlıyorsanız telefona bağlamıştık. Evet. Gel bizim sofraya otur, bir yemek ye, bir çorba iç dediğimde... Evet. Çorbanın ne olduğuna değil, o sofrada oturacağı için çok mutlu oldu demiştiniz. Evet. Şu anki sahne, bu tablo size ne hissettiriyor? Tablo çok güzel. Ben şu anda İknur Hanım'ın konumunda olmak istemem. Çünkü ben, hiçbir anne evladını terk edemez. O etmiş, o onun bileceği şey, mazereti vardır, bir şey demiyorum. Ama o bana bu imkanı sağlamış olsaydı, ben bu kadar insanın içinde ondan... Teşekkür ederdim. Bir Allah razı olsun. Bana bu oğlumu kavuşturmanın vesilesi oldunuz demesini çok beklerdim. Ablacığım, ama sadece bir şey diyebilir miyim? Evet, hayır. Çocuğuna karşı samimi bulamıyorum. Ablacığım, bir şey diyebilir miyim? Buyur. Ben biraz önce İknur Hanım yayına çıkmadan dedim ki böyle böyle sizin geldiğinizi duydum. Evet. O insana, ablaya, Faruk'a teşekkür et. Sizin gibi bir ailenin yanında yetişmiş, görmüş, sahip çıkmışsınız de elinden de öp ablanın dedi. Evet. Ben böyle dedim. Bir dakika ama şimdi. Evet, çok teşekkür ederim. Bir saniye, bir saniye Faruk Bey. Bir de annesinden bir teşekkür alsak. Bir dakika, şimdi herkes kendini güzel ifade ediyor ama söz daha İknur Hanım'a gelmedi. İknur Hanım, Ülke Hanım'a ve Faruk Bey'e bir şey söylemek ister misiniz? Onlara duygularınızı ifade eder misiniz? Bizi buluşturduğunuz için her ikinize de teşekkür ederim. Size her zaman evime misafir edebilirim, gelebilirsiniz. Bizi bir araya getirdiğiniz için gerçekten size çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Evet, dünkü cümlenizi de lütfen düzeltin. Bak benim oğlum esnaf, oğlum hayır, bir genç çocuk. O cümle şeyde Turan Bey'den, oynamayın lütfen. Turan Bey'den böyle bir gelmiş. Yani ben dedim ki, sağ olsun dedim. Merhametine su istimal edildiği için çıkmış. Annesi de şey yemek yapmış. Yani. Tencerelerinden arkadaşlarına dağıtıyormuş. Ama ben görmedim, bir şey etmedim dedim. Gözüm ama o zaman tutmadı. Konuşmasaydınız çok ben sevinirdim. Ben bu kelimeyi dedim, özür de dilerim. Böyle bir insanlardan. Konuşmasaydınız çok sevinirdim. Size de yakışan bu. Benim merhametime... Ben kötü demem. Kötü demeniz çok üzdü beni. Yok, çok üzdü, demem, çok kırıldı. Demem, hiç üzülmeyin. Bir bu akşam size topluca yemek yedireceğim ama ben. Ama sizlerin adına tamamdır, çok... Sen evladınla bu akşam yemek istiyor musun? Hayatımda kimseye kötü demem. Her zaman. Ah şahane. Için. Sadece bu akşam ablacığım, değil, hep mi? Tanırsınız. Evet. Ay Allah İnşallah ayırmasın. Tanışacağız, ailecek görüşeceğiz. Tabii tamam. Benim bir karakterden, nasıl bir karakter olduğumu... Esra Hanım, Sakarya'daki esnaf abilerim sizden çok selam bekliyor. Bu arada Sakarya'daki tüm esnafları izleyen herkese, Sezer'e... Yardımı dokunan, tatlı sözü dokunan, desteği olan... Azerbaycan'dan da çok izliyorlar Esra Hanım. Esnafa çok teşekkür ediyorum. İyi ki duyarlı ve iyi ki iyi insanlar var. Hepsine koca bir alkış. Evet. Bu arada biliyorsunuz ki telefon hattında bir konuğum var. Zeynep ve Muharrem biliyorsunuz. Zeynep kaçmıştı Muharrem'le.
Dayısı onu aramaya gelmişti. Sözleri nişanlarını yaptık. Fotoğraf varsa ekrana gelsin hemen. Zeynep ve Muharrem'e bir yardım var. Telefon hattında da Hadiye Bozkurt var. Hadiye teyze merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim çok şükür. Seni çok seviyorum. Hep seni seyrediyorum. Başka film falan ben seyrediyorum. Hep seni seyrediyorum. Çok teşekkür ederim. Zeynep kızınızı da orada gördüm Malatyalı. Üzüldüm durumuna. Onun için yeni bir şey bağışlamak istedim. O kadar. Ay o kadar olur mu? Vallahi o güzel kalbinizden öpüyorum. Zeynep'e ve Muharrem'e rakamı söylemeyeceğim şimdi. Bir aslında ev eşyalarını alabilsinler, mutfaklarını doldurabilsinler diye çok güzel, çok iyi bir yardım yapıyor Hadiye teyze. Güzel kalbinizden öpüyorum. Ben de seni öptüm. Sağ ol, var ol. Herkese böyle inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel kalbinizden öpüyorum. Bir taraftan Muharrem ve Zeynep ne yapıyorlar acaba çok merak ediyorum. Gerçekten. Bir gün evden bir canlı yayın yapmak lazım. Evdeki halleri beni heyecanlandırıyor çünkü. Yani temizlik mi yapıyorlar, yemek mi yapıyorlar? Buradan onlara da sevgiler. Hadiye teyze de İstanbul'da yaşıyor. Malatya Pötürgeli'ymiş. 85 yaşında. Ben bu gençlere destek olacağım dedi. Destek bizim aracılığımızla Zeynep'e ulaşacak. Onu da aktaracağız. Diğer tarafta herhalde 3-4 gündür Sezer'le gözyaşı döküp, Sezer'le ağlayıp, Sezer'i bağrına basan ekran başında binlerce insan var. Eminim şu anda hepinizin içi huzurla dolmuştur. Çünkü herkes Sezer benim evime gelsin, Sezer benim evladım olsun. Ben ona anne gibi bakarım diyordunuz. Sezer annesini buldu. Şu anda çok da mutlu. Bir de Cici Baba var Turan Bey. Cici Baba oluyor değil mi? Evet. Amcayım baba değil. Amca. Evet. Vallahi güzel baba sahne. Derse kendi şeyinde. Nasıl isterse. Bir fotoğraf alabilir miyiz lütfen? Hemen Emre buradaysa bir buluşma, bir kavuşma daha. Bugün şahane bir gece olsun. Bunca yıl geçen zamanı bundan sonra geri kazanın. Sevgili seyirciler, sevdiklerinizden hiç ayrılmayın. Onları da incitmeyin, kırmayın. Çünkü hayat çok basit yani. Sevgi üzerine kuruldu. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.